Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gündem özel yayınıyla karşınızdayız. Bu akşam program konuğumuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacağız Sayın Taha Akyol'la beraber. Yayınımızı Ankara CHP Genel Merkezi'nden gerçekleştiriyoruz. Ankara'da gündem çok yoğun, Türkiye'de de hakeza öyle. Neleri konuşacağız? Tabii ki Türkiye Yüzyılı programını konuşacağız. 3 Aralık'ta açıklanan Türkiye Yüzyılı programını konuşacağız. Enflasyonun sorumlusu kim? Bunları konuşacağız. Marketler mi? Başka bir şey mi? Bunu konuşacağız. Meclisteki şiddeti konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Altılı masayı konuşacağız. EYT'yi konuşacağız. Bunlar ve dış politika. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı kim? Bunu konuşacağız. Bakalım bu sefer cevap alabilecek miyiz? Sıkıştıralım. Bence de sıkıştıralım. Sıkıştıralım. Sayın Genel Başkanı sıkıştıralım. Bir şeyler koparalım yani. Evet. Biz hoş geldik. Siz de bizim programımıza evet, hoş geldiniz. CHP Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Efendim. Burası bizim 600 kişilik konferans salonumuz. Evet. Evet. Ben hemen güncelden başlamak isterim. Tabii. Mecliste şiddet görüntüleri. AK Parti Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örsü hastanelik etti. Evet. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Özür dilemeyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten böyle şeyler ara sıra oluyor dedi. Bu görüntüler ve oluyor mu böyle şeyler? Nasıl yorumluyorsunuz, ne diyorsunuz? Şimdi olmamalı. Önce orada bir anlaşmalıyız. Yani parlamentoda elbette sert tartışmalar olabilir. Evet. O sert tartışmaların getirdiği kutuplaşmalar olabilir. Yani kutuplaşma kastederken partilerin milletvekilleri blok hareket edebilirler, evet, karşılıklı. Ama bunlar zaman zaman parlamentoda oluyor ama sonuçta belli bir zaman dilimi içinde büyük hemen hemen önce meclis başkanı, meclisi yöneten kişi ara veriyor ve dolayısıyla bir sükunet doğuyor bir süre sonra. Fakat bu sefer farklı bir şey oldu. Gerçekten hani parmağına muşta gibi yüzükle, taktığı yüzükle bir milletvekiline saldırması bir AK Parti milletvekilinin doğru değildi. Hadi bari özür dile yani, evet, bu yaptığım kaba bir hareket ve dolayısıyla bunun meclisin vakarına yakışmadığını bir şekilde ifade etmesi en azından tansiyonu yumuşatması açısından da iyi olurdu. Çünkü İYİ Parti'nin milletvekilleri, AK Partili milletvekili çıkıp konuştuğu zaman veya bakan konuştuğunda salonu terk ettiler. Yani böyle bir ortam yani 21. yüzyılın parlamentolarında olmamalı. Yani sadece Türkiye'de, dünyada da olmamalı. Ama bizde maalesef zaman zaman gerilimler oluyor, bu tür olaylar oluyor. Ama bu tür yüzükle vurma, kaşını yarma, bir süre sonra kalp pili varmış değerli İYİ Partili milletvekili de. Ben bilmiyordum kalp pili olduğunu. O kalp pilinin bir süre çalışmaması, hemen acile kaldırılması, bir akşam yoğun bakımda kalması. Bunlar tabii hoş şeyler değil. Bu aynı zamanda milletvekili dokunulmazlığını da ilgilendiren bir olay da değil. Çünkü suçüstü halidir. Dolayısıyla normalde Cumhuriyet Savcılığı'nın harekete geçmesi lazım. Ben burada size iş tüzükle ilgili bir soru sormak istiyorum. Eskiden siz de gayet iyi bilirsiniz. Grup toplantılarında milletvekilleri liderlerini ve hükümetlerini eleştirirlerdi. Evet. İsmet Paşa'nın tekliflerini kaç defa CHP grubu reddetti. Adnan Menderes hükümetini Demokrat Parti milletvekilleri düşürdüler politikasını, evet, düzeltmek için. Süleyman Demirel'in bütçesini reddettiler vesaire. 2013 yılında Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek liderlere, eminim size de ulaşmıştır, bir mektup göndererek salı günkü toplantıların miting havasında olmaktan çıkarılmasını, evet, davet edilen izleyicilerin aşırı heyecana kapılmasından veya izleyicilerin aşırı heyecana kapılmasından istenmeyen hadiselerin olabileceğini, buna bir çekit düzen verilmesini yazılı olarak istedi Cemil Çiçek. Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi şöyle bir teklif gelse ya da siz böyle bir teklif getirmeyi düşünür müsünüz? Salı günü toplantıları televizyonlar tarafından yayınlanmaz. Nokta. Fıkra 2. Salı günü ki yapılan grup toplantılarında milletvekilleri parti politikaları ile ilgili, hükümet politikaları ile ilgili görüş ve eleştirilerini bildirirler. Milletvekillerinin konuşması bittikten sonra genel başkanlar cevap verir veya görüş açıklar.
Böylece milletvekilinin kendi partisi içerisinde fikir ve ifade özgürlüğüne sahip olmasını iç tüzükle temin etmek. Evet. Böyle bir şey işinize gelir mi? Olabilir. Yani biz ilke olarak itiraz etmeyiz. Yani çok gerilimli bir siyasal atmosfer sadece siyasi partileri ve onların milletvekillerini değil, sokaktaki vatandaşı da geriyor. Yani kahvede oturan farklı partideki partileri destekleyen iki vatandaş kendi aralarında da o tartışmayı, meclisteki tartışmayı oraya da taşıyabiliyorlar veya sokağa taşıyabiliyorlar. Daha gerilimli bir ortamdan daha sakin bir ortama geçmek gerekiyor. Böyle bir öneri gelirse biz bu öneriye hayır demeyiz, otururuz, konuşuruz. Parlamentolardaki yani grup toplantılarının bir grup miting havasına evet dönüşmemesi lazım. Daha sakin bir ortamda bunu, eğer bir düşünce açıklayacaksanız bunu oturup daha sakin bir dille anlatabilirsiniz. Bunlar yapılabilir ama bunun bir öncülüğünün yapılması lazım. Bu öncülüğü yapacak olan da iktidar partisidir. İktidar, yani evet. İktidar partinin bu konuda oturup diğer partilerin genel başkanlarıyla veya grup başkan vekilleriyle bir araya gelirler, oturulur, konuşulur. Gerginliğin topluma zarar verdiğini, daha sakin bir ortam olması gerektiğini, elbette eleştiriler zaman zaman sertleşebilir ama bu sertleşen eleştiriler bir fiziki saldırıya asla dönüşmemeli. Hatta zaman zaman Taha Bey böyle siz de gayet iyi bilirsiniz, kürsüden karşılıklı laf atmalar da olur. Bu atılan laflar zaman zaman mizahın da konusu olur. Bunlar olabilir. Rahmetli Erdal İnönü ile Özal'ın atışmaları ne kadar seviyeliydi, evet, değil mi? Ne evet, kadar güzeldi. Evet, hepimiz evet. Tebessüm ederek ikisinin de olgunluğunu takdir ederek izlerdik. Evet. Şimdi bu salı günkü konuşmalar, yani söyleyecek söz bulamıyorum. Evet. En ağır sözler, en öfkeli sözler ve milletvekilleri de miting kalabalığı gibi kalkıp en ağır sözlerini en çok alkışlıyorlar. Evet. Maalesef böyle bir şey var. Genel kurul salonunda da zaman zaman, evet, yani diyelim ki bir hatip kürsüye çıkıp konuştuğu zaman sert eleştiri geldiğinde hatibin konuşmaması için sürekli laf atılması da, o da gündeme geliyor. Biz bunlara alıştık. Ama bunun toplumu germemesi lazım. Evet, evet, evet. Germemesi lazım. Bu konuda belki daha dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin ben şunu çok isterdim. Yani yumruk atan milletvekilinin en azından AK Parti grup başkanlığı tarafından bir şekliyle bunun kınanmasını, doğru olmadığını, ilgili milletvekilinden, saldırıya uğrayan milletvekilinden özür dilenmesi gerektiğine de inanırdım. Yani evet, böyle bir tablo çok oldu ama bu tablo şey, bize yakışan bir tablo değil. Gel beraber tokalaşalım, medyanın önüne çıkalım. Evet, ben bir şey yaptım ama bu bir hataydı. Demek bu bir erdemdir aslında. Yani yoksa bir dayatma kültürüyle siz bir düşünceyi karşıdaki kişiye zorla aktaramazsınız, söyletemezsiniz. Evet. Yani. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi mecliste bütçe görüşülüyor. Türkiye 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Evet. Dolayısıyla mecliste görüşülen bütçe Cumhurbaşkanlığı hükümetinin bütçesi. Yani Cumhurbaşkanı'nın bütçesi. Hükümet sisteminin bütçesi. Bütçesi ve Erdoğan'ın bütçesi, yani Cumhurbaşkanı'nın bütçesi öyle görüşülüyor. Şimdi bütçe görüşülüyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçe yok, görüşmelerinde yok. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu doğru değil. Doğru değil. Meclis iş tüzüğünü değiştirdiler. Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan bütçeyi sunar diye. Oysa anayasada gayet açık hüküm var. Diyor ki Cumhurbaşkanı sunar bütçeyi Türkiye Büyük Millet Çünkü Meclisi'ne. Çünkü birisi seçilmiş, birisi atanmış. Evet. Daha önceye baktık. Evet. Daha önce de Bakanlar Kurulu sunar diyor. Bakanlar Kurulu bütçeyi sunuyor. Başbakan gelip kendi bütçesini savunuyor. Burada da normalde Cumhurbaşkanı'nın gelmesi lazım. Kendi bütçesini savunması lazım. Eleştirileri dinlemesi lazım. Daha sonra bütçenin kapanışında da bütün o eleştirilere yanıt vermesi lazım. Şimdi siz hem anayasaya göre sunduğunuz bütçeyi gelip kendiniz takdim etmiyorsunuz ama sizin atadığınız bir kişi gelip bütçeyi orada sunuyor. Savunmaları da o yapıyor. Orada şöyle bir garip durum çıkıyor ortaya. Atamayla gelen kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüne çıkıp seçimle gelen bir kişiye en ağır sözleri söyleyebiliyor. Bu olmaz. Yani eşit değil taraflar. Ben bir ara onlara, atananlara devlet memuru demiştim.
arkadaşlar devlet memuru gibi diye demiştim. Alınmışlardı ama alınmalarına gerek yok. Devlet memurlarına sağlanan bütün şeyler, dokunulmazlık vesaire aslında bakanlara da sağlanmış durumda. Devlet memuru bir şey yaptığı zaman, yani bir suç işlediği zaman amiri izin vermediği sürece savcıya soruşturma açamıyor. Yani suçüstü işler hariç olmak üzere. Aynı şekilde burada da var. Şimdi bir cumhurbaşkanı hazırladığı bütçeyi parlamentoya getirmeli. Parlamento da kendi bütçesinin arkasında durmalı. Bu bütçenin halka ne getirdiğini, vatandaşa ne getirdiğini oturup anlatmalı. Vatandaşa umut vermeli, umut vaat etmeli. Ama bunların hiçbirisi yok. Sadece işte görünüyor, kavga var, dövüş var. Eskiden bütçeler parlamentoda görüşülürken gerçekten son derece nitelikli tartışmalar olurdu. Biz bürokrat olarak orada olurduk, hazır olurduk. Bakanımız gidip konuşacak diye, başbakan konuşacak diye bir soru gelebilir muhalefetten. Sizin bakanınız Aydın Güven Gürkant'ı yanlış hatırlamıyorsunuz. Evet ama ben Maliye Bakanı'nda çalıştığım dönemde de pek çok bakanla çalıştım. Sümer Oral. Sümer Oral, evet. Şimdi oraya gidildiği zaman bürokratlar olarak başbakan konuştuğunda orada beklerdik. Bir soru geldiği zaman hemen yanıtını yazar. Kendi bakanımız aracılığıyla ulaştırırdık oraya. Arzu ederse kullanırdı, arzu etmezse kullanmazdı. Şimdi böyle bir tablo hemen hemen yok. Bürokratlar geliyor ama zaten kimsenin sorulara cevap verdiği de yok. Yani böyle bir garip durum da var. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bütçeyi hazırlayan Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı bütçeden dolayı dahi meclise karşı sorumluluğu yok. Evet, maalesef. Maalesef. Peki bu bütçe Türkiye'ye ne getiriyor? Siz bu işleri biliyorsunuz. Yıllarımı verdim. Yıllarımı. CHP olarak, yani Kemal Kılıçdaroğlu bu bütçede en çok itiraz etti. Yani burada bir anormallik var dediği şeyler neler? Bütçe şöyle. Şimdiye kadarki yapılan görüşmelerde. Elif Hanım, şöyle ifade edeyim. Yani bu bütçe daha parlamentoya geldikten bir süre sonra rakamların eskidiğini, değerini kaybettiğini görüyorsunuz. Yani bu enflasyonla bu bütçe ne olacak yani? Yılın ortasında göreceksiniz, yeni bir bütçe getirecekler. Ek bütçe geldi zaten. Ek bütçe gelecek yani. Buna benzer. Çünkü sizin bir bütçeyi bir yıl süreyle rakamlarını sağlıklı oluşturup parlamentoya sunabilmeniz için ekonomide istikrar olması lazım. Öngörülebilir olması lazım. Sizin enflasyonun yıl sonunda ne olacağını bilmeniz lazım. Kurun ne olacağını bilmeniz lazım. İthalatı, ihracatı bilmeniz lazım. Tarımsal üretimi bilmeniz lazım. Yani sağlıklı bir planlama örgütünün olması lazım. Çok sağ olsunlar, planlama örgütünü de kapattılar. Yani devlet planlama teşkilatı yok şu anda. Planlama olmadığı için de belli değil. Artı bakanların, yani şöyle bir şey Elif Hanım, bu da çok önemli bana göre. İkili bir yapı var şu anda devlette. Bir saray bürokrasi, bir de aşağıda bakanlıkların bürokrasisi var. Bunların arası kopuk. Yukarıda da kararlar alınıyor, aşağıda karar mekanizması yok. Yani bakanların karar alma yetkileri yok. Dolayısıyla yukarıda alınan kararlar, yapılan uygulamalar aşağıya yansırken ya tam yansımıyor veya eksik yansıyor veya yansıyan bilgiyi aşağıdakiler uygulanmıyorlar. Böyle bir garip yapı var. Bir garip devlet yapısı çıktı ortaya. O nedenle bütçeler normalde halka umut vermesi lazım. Umut veren bütçeler olmaktan çıktı. Şimdi işte asgari ücret tartışılıyor. Şu kadar, şu kadar. İyi de diyorlar ki mesela asgari ücreti acaba yılda 4 sefer belirleyebilir miyiz? Enflasyon çok fazla. Verdiğiniz rakamlar süratle eskiyor. 4 sefer demelerin nedeni de şu, onu da ifade edeyim. Şimdi biliyorsunuz bu otoyol ve köprülerde dolar bazında, avro bazında fiyat belirlenmiş durumda. Yılda 4 kez fiyatlar yenileniyor. O fiyatlar yılda 4 kez yenilenirken asgari ücret de var yılda 4 kez yenilensin ve ona göre işçiler ücret alsınlar diye talep de var. Tabii bunun şöyle bir problemi de var. Firmalar o zaman ücret konusunda kendi bütçelerini yapamazlar. Yapamıyorlar. Çok vahim bir durum bu. Yani yatırım falan kalmaz ortada. Yani. Şimdi zaten Taha Bey, doğru dürüst yatırım yapan firma da yok. Çünkü onlar da diyorlar önümüzü göremiyoruz diyorlar. Döviz kuru ne olacak bilmiyoruz diyorlar. İthalat, ihracat ne olacak bilmiyoruz. Ya. Şimdi asgari ücretin belli bir rakamı yakalaması veya aşması halinde özellikle
orta ölçekli firmalara ağır yükler gelecek. Tabii, o da bir hayatın tabii. bir başka gerçeği olarak. O yükü hafifletmek için aslında normalde asgari ücretin vergi dışı tutulması lazım. Vergi dışı tutulunca esnaf rahatlamış olacak. Yani devlete ödenecek olan vergi doğrudan doğruya işveren tarafından işçiye ödenmiş olacak. Ücret olarak ödenmiş olacak. Esnafın firmasından çıkan sabit kalacak ama işçinin eline geçen artacak. Evet, artmış olacak. Dolayısıyla bu da bir devlet politikası olmak zorunda. Bu hem işçinin işine gelir hem işveren işine gelir. Ha, vergi kaybı olabilir denebilir. Yani devlet açısından vergi kaybı olabilir denebilir. Zaten bu verginin bir kısmı şu cepten alıp şu cepten devlet memurundan vergi kesiyorsunuz, öbür taraftan maaşını ödüyorsunuz. Yani bakıldığı zaman o denge sağlanabilir. Sağlıklı bize hemen sağlanmayabilir, onu da söyleyeyim. Ama belli bir zaman dilimi için o denge kendi içinde oluşturulabilir. Buyurun. Üçlü, üç harfli marketler. Yani biliyorsunuz yeni bir hain evet. kategorisi tespit ettik. Üçlü marketler, üç harfli marketler. Temel Bey'in güzel bir açıklaması oldu. Evet, üç harfli sorunlar ama bunlar işte AKP... Temel Karamollaoğlu. Temel Bey'in evet. MHP ve Büyük Birlik Partisi galiba üç harfli. Bunlar asıl sorun, bu üç harfliler sorun diye demişti. Evet. Ne diyorsunuz? Yani enflasyonun sebebi bu marketler mi? Yahut enflasyonun sebebi esnafın, tüccarın, firmaların... Büyük marketlerin, küçük marketlerin fiyat artırması mı? Daha önce niye bunlar enflasyona sebebiyet vermiyor? Devlet yönetimindeki acziyeti gösteriyor aslında. Yönetemiyorlar. Mutlaka bir suçlu bulmaları lazım. Şimdi hep eskiden CHP derlerdi. Bu CHP'nin yüzünden oldu diye. CHP'nin ticari alanı olmadığı için şimdi bir şey diyemiyorlar. Ama gerçekten de bir acziyetin sonucu bu. Şimdi orada bir açıklama yapıyor mesela bir yetkili kişi. Diyor ki, domatesi ben tarladan sıfır maliyetle alsam, yani hiç para ödemesem bile bu domates gelip benim tezgahıma konduğunda 7 lira oluyor diyor. Üzerine ben de bir kar koyacağım diyor. Şimdi sıfır maliyet 7 lira oluyorsa önce oturup bunun iktidar tarafından değerlendirilmesi lazım. Nereden bu fiyat artışı oluyor? Gübreye zam yapıyorsunuz. İlaca zam yapıyorsunuz, fideye zam yapıyorsunuz, elektriğe zam yapıyorsunuz, ulaşım masrafları var, o başlı başına, yol masrafları var, yani köprüden şuradan buradan geçerken ona ayrıca para ödüyorsunuz, çalışan işçiler var, onlara bir bedel ödüyorsunuz, sonuçta bir maliye çıkıyor ortaya, bunlar zarar etmeyeceğine göre makul bir kar koyarlar. Şimdi bu tür işlerde... Devletin kurumları var, denetimi o devletin kurumlarını yapması lazım. Ama siz polisi önlemler alıyorsunuz. Eğer üç ayrı kurum, diyelim ki firma, üç harfli firma dediğimiz bu firmalar gerçekten rekabeti bozucu ve fiyatları yükselterek kendi aralarında bir işbirliği yapmışlarsa rekabet kurumu var. Tabii. Rekabet kurumu der ki bir dakika, ben baktım, siz kendi aranızda anlaştınız, fiyatları yükselttiniz. Dolayısıyla oluşturduğunuz birliktelik piyasaya zarar veriyor, tüketiciye zarar veriyor. Siz olağanüstü kar elde ediyorsunuz. O zaman ben size ceza veriyorum. Buna hiç kimse itiraz etmez. Neden? Bütün alanlar oturulur, araştırılır, fiyatlara bakılır. Ona göre sonuç gerçekten... Onların iddia ettiği gibi ise, yani bu firmalar kendi aralarında oturup da rekabeti bozucu veya tekelleşmeyi sağlayan rekabeti bozucu bir eylem içine girmişlerse zaten ceza verilecek. Şimdi siz bunları yapmıyorsunuz, intikam alıyorsunuz. Üç firma var, bir firmaya odaklanıyorsunuz ve bir firma üzerinden özellikle çalışıyorsunuz, yani düşmanlaştırıyorsunuz. Doğru değil bunlar yani, doğru değil. Devletin saygınlığına da gölge düşürüyor. Belediye zabıta memuru ne yapacak? Talimat veriyorsunuz, git ceza ver diye. Şeye benziyor bu Taha Bey. Bazen trafik polislerine şey verilir, makbuz verilir. Akşama kadar bu makbuzun tamamını dolduracaksın denir. Gelen arabaya ceza yazar. Yani bu maalesef bizim karşılaştığımız evet. olaylardan birisi. Bir izleyicilerimize dönmek istiyorum. Yorumlarda yorumları okumuyorsunuz galiba diyorsunuz bizi izleyenler. Yorumlarınızın hepsini okuyorum, sorularınızı da görüyorum. Yeri ve zamanı geldikçe bu soruların tamamını ya da içlerinden seçtiğimiz, çünkü benzer sorular var,
bunları Sayın Kılıçdaroğlu'na yer yer yönelteceğim elbette. Okumuyor değilim, okuyoruz ve görüyoruz sorularınızı. Şimdi enflasyon dediniz Kemal Bey. Evet. Ekonomi bozukluğu, marketler değil, yani kötü yönetim dediniz. Evet. Faiz düştü. Merkez Bankası faizi düşürdü. Tek haneli orana indi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki kurmaylarıma söyledim, enflasyon da yakında düşmeye başlayacak, göreceksiniz dedi. Ve düştü. Ve düşmeye başladı. Evet. Şimdi ekonomistler baz etkisine etkisinden söz ederler. Sizin gazetede de yazar, ekonomiden, ekonomi köşesinde yazan pek çok arkadaş yazıyor. Şimdi hayatın gerçeği şu Elif Hanım. Ben bir tüketici olarak ister markete, ister mağazaya, ister bakkala, ister manava gideceğim. Domatesi aldığım zaman domatesin fiyatı düştü mü, düşmedi mi? Düşmedi. Değil mi? Enflasyon düşmedi. Tam tersine domatesin fiyatı arttı mı? Arttı. Şimdi ekonomide ne derseniz deyin, hayatın gerçeği vatandaşın alışveriş yaparken karşılaştığı gerçektir. İşin sonuçta özeti budur yani. Süt alırken, peynir alırken, et alırken, efendim tuvalet kağıdı alırken, neyse ihtiyacı neyse o ihtiyaçlarını alırken fiyatlar düştü mü, düşmedi mi? Fiyatlar düşmediyse enflasyon düşmemiştir. Yani siz oransal olarak baz etkisini alıp yıl sonunda düşecek, daha sonra artacak, fiyatlar düştü. Hayır, enflasyon düştü. Baz etkisi dolayısıyla düştü ama hiçbir fiyat düşmedi. Bunun hiç kimseye faydası yok mu? Kağıt üzerinde düştü yani. Kağıt üzerinde işte. Onun baz etkisi. Yani bu zaten olacak bunu. Bunu iktisatçılar 6 ay önceden yazıyorlar zaten. Yıl sonunda baz etkisi dolayısıyla düşecek diye enflasyon rakamı. Tabii o düşme enflasyon fiyat artış hızının azalması anlamında. Azalması anlamında. Fiyatlar düşecek değil. Değil tabii. Artmaya devam edecek. Artı bir şey daha var. Taha Bey şimdi... Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki açılım da çok yüksek. En vahim o. Yani üretici maliyeti çok yüksek. Hala çok yüksek. %100'ün üzerinde. Şimdi üretici maliyeti çok yüksekse bu sonuçta üreten kişi bu maliyeti üzerine makul bir kar ekleyip tüketiciye yansıtmak zorunda. Yani bu enflasyon daha düşmeyecek. Daha yükselecek yani. Vatandaşın işine yaramıyor. Piyasanın işine yaramıyor. İktidarın işine de mi yaramıyor bu faiz oranının? Tek haneye inmesi, enflasyonun düşmeye şimdi tabii iktidar baz etkisi yani enflasyondaki hızlı yükselme biraz düştü vesaire diye söyleyebilir ama sonuçta hayatın gerçeği siz gidip alışveriş yapınca bunu göreceksiniz. Yani düşmediğini göreceksiniz bunların. İyi ekonomi iyi yönetilmediğini göreceksiniz. Fiyat İstikrar Komitesi diye bir komite kurdular. Evet. Ne yapıyor Fiyat İstikrar Komitesi? Merkez Bankası'nın görevini aldılar, bir komiteye verdiler. Merkez Bankası fiyat istikrarından sorumlu olan kurum. Merkez Bankası kanunun 4. maddesi. Ama burada fiyat istikrarı diye hiçbir şey yok. Hangi fiyat istikrarından söz ediyorsunuz? Zaman zaman gazeteler, yazarlar, çizerler, vatandaşlar televizyon kanallarında tartışırlar. Ya peynir fiyatı et fiyatını geçti mi? Üretici diyor ki ya bu süt fiyatlarıyla biz kar elde edemiyoruz ve biz bu inekleri kesime göndereceğiz. Yapmayın, etmeyin dediler. Ne oldu? Kesime gönderdiler. Şimdi başka bir tablo çıktı ortaya. Şunu kabul edelim. Türkiye öngörülebilir bir anlayışla asla yönetilmiyor. Günübirlik yönetiliyor. Günübirlik. Kim karar alıyor? En sağlıklı kararları alan hangi organ Türkiye'de? Böyle bir organ bırakmadılar yani. Görev ne? Yasaya göre Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası'nın böyle bir görevi var mı? Var. Yasada var mı? Var. Dördüncü maddesi mi? Dördüncü maddesi. Ama bu kanun uygulanıyor mu? Hayır, uygulanmıyor. Merkez Bankası ne diyor? Efendim faizi düşürdük. %9'a düştü. Hangi faiz düştü? Buyurun gidin. %9'la faiz bulabiliyor musunuz bankalardan? Yok. Banka verirse batacak zaten. Reel faizler çok yüksek. Yurt dışından alıyorsunuz dolar bazında. Dolar bazında borç alıyorsunuz. %10 faiz ödüyorsunuz. Dolar bazında %10 faiz ödüyorsunuz. Kim ödüyor? Devlet ödüyor. Güzel, hükümet bunu ödedi. Peki bunun maliyetini nereden çıkaracaksınız? Vatandaştan. İlk kez ödenen faizler borçları aştı. Borç taksitlerini aştı. Borç 100 liraysa ödenen faiz 110 lira.
böyle bir garip tabloyla karşı karşıya kaldık. Ha buna belki bazı vatandaşlar olur mu diyecekler, yani faiz ana para yaşar mı? Yaşıyor, açsınlar. Maliye Hazine Bakanlığı'nın internet sitesine girsinler, oradaki istatistiklere, tablolara baksınlar. Faizin ana parayı nasıl açtığını görecekler orada. Bu tablo var. Hayatın bir gerçeği bu tablo. Acı bir gerçek ama maalesef bu var yani. Karamsar bir tablo, bunun farkındayım. Ama şimdi Taha Bey, çok karamsar bir tablodan girdik. Ama şunu söylemek isterim, yani Türkiye düzelir yani. Bu karamsar tablo böyle gitmez tabii. Ne kadar zamanda düzelir? Biz altılı masada liderler olarak şöyle... Çünkü bulunuyoruz bir efendim? Tarafta artık, yani resmi olarak açıklanmadı ama... Yani bir sürece, seçim şeyine de girdik, atmosferine girdi Türkiye. Evet, girdi. Doğru. Yani fiilen girmiş durumda. Evet. Karar alınmış değil ama fiilen girilmiş evet. durumda. Yani ben bütün bu olumsuz tabloları biz biliyoruz zaten. Yani yabancısı olduğumuz bir şey değil. Evet. Günlük hayatımızdan da biliyoruz. Alışveriş yaparken de biliyoruz. Artı devletin rakamlarını izlerken de görüyoruz. Acı tabloyu görüyoruz. Ve bu tablonun gelecekte Türkiye'yi nereye sürüklediğini de biliyoruz. Ya şu olur muydu Allah aşkına ya? Bir ülkenin tepe yöneticisi, tek kişilik hükümet, Sayın Mehmet Uçum öyle diyor. Ülke ülke dolaşıp para dileniyoruz. Acaba bize biraz dolar verebilir misiniz? Biraz avro verebilir misiniz? Biraz riyal verebilir misiniz diye. Böyle bir, eğer bir ülke bu noktaya gelmişse ülke yönetilmiyor demektir. Yönetilemiyor demektir. Buradan Türkiye'nin süratle çıkması lazım. Bunun için de hukuk sisteminin yeniden oluşturulması lazım. Devlette liyakatli kadroların olması lazım. Biz bunların tamamını sağlayacağız yani. Altı lider olarak bunların tamamını evet. sağlayacağız. Hem zaten bu ikinci yüzyıla çağrı toplantınızda, hem sizin konuşmanızda evet. hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni ekonomi evet. uzmanlarının konuşmasında bu konulara temas ettiğimiz, onları biz soracağız Elif evet. Hanım'la birlikte. Evet. Yarın muhtemelen bu başörtüsüyle ilgili iktidar partisinin anayasa değişikliği evet. teklifi meclise gelecek. İmzayı evet. açtılar biliyorsunuz. Evet. Muhtemelen yarın gelmesi bekleniyor. Kılık kıyafetin özgürlüğü kısıtlayıcı bir yasak sebebi olmaması için siz bir kanun yapalım dediniz. Bu evet. teklifi siz gündemde. Evet, kadınların kılık demek ki böyle bir düzenlemeye evet. siz ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. İktidar da dedi ki, elini yükseltti. Madem böyle bir ihtiyaç var, gel bunu kanunla değil anayasayla yapalım. Evet. Yarın önünüze gelecek. Evet. Siz hayır dediğiniz zaman ilk teklifi getiren sizsiniz. Evet, evet dediğiniz zaman iktidara evet demiş olacaksınız. Ne yapacaksınız? Ayrıca bunun altılı masadaki diğer partiler için son derece hassas olduğunu da görüşmelerinizden, altılı masa toplantılarında siz benden daha iyi bilirsiniz. Tabii. Ne yapacaksınız? Tabii, önce bir metni görmemiz lazım. Yani bizim verdiğimiz kanun teklifiyle uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? İçinde başka maddeler var mı, yok mu? Çünkü biz kadının kılık kıyafetinin siyasetin konusu olmasını doğru bulmuyoruz. Kadının kılık kıyafetiyle siyaset uğraşmamalı. Siyaset kurumu uğraşmamalı. Elbette ki kadınlar kendi doğru. arzu ettikleri şekliyle giyinirler. Ve eğer siyasetin konusu yaparsanız, iş çığırından çıkmış oluyor. Başka mecralara gidiyor ve Türkiye kendi gündeminden büyük ölçüde kopmuş oluyor. Türkiye'nin gündemi aslında kalkınmak, büyümek, istihdam yaratmak, bunlar olabilmeli. Kadın da o büyüme süreci içerisinde kamuda, özel sektörde çalışmalı, alın teri dökmeli, gelir elde etmeli. Onun da kendi içindeki sorumluluğu var, sorumlulukları var çalışırken, üretirken. O sorumlulukların gereği olarak da ekonomik büyümeden payını alabilmeli. Siz kadının bütün bunları bir tarafa bırakıp eğer siyasetin bütün enerjisini kadının kılık kıyafeti üzerine yoğunlaştırırsanız bu doğru bir şey değil. Bu kanun teklifini verdik, evet. İstismar ediyorlardı. Bu istismardan artık Türkiye'nin çıkması lazım dedik. Anayasaya yapalım dediler. Anayasa yapıyorlar, bakalım. Görmedik, metni de görmedik. Nasıl yapılacak? Başka maddeler ilave ediliyor mu, ilave edilmiyor mu, onu da bilmiyoruz tabii. Gelince oturacağız, sağduyuyla konuşacağız. Yani
Oturacağız derken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak mı oturacaksınız? Tabii önce, altılı masa olarak mı? Şöyle, önce kendi içimizde tabii doğal olarak kendi içimizde oturacağız. Bizim de tabii sorumlu arkadaşlar, yani merkez yönetim kurulumuz var. Onlarla oturup konuşacağız. Grup başkan vekillerimiz var. Oturup hep beraber konuşacağız. Şey değiliz yani, böyle illa karşı çıkalım, illa şu olsun, illa şu. Değil yani. Şimdi biz dediğim gibi sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Böyle bir sorun Türkiye'nin gündeminde olmamalı. Türkiye'nin gündemi tam farklı başka şeyler olmalı. Teknolojide nasıl büyümeliyiz, üniversiteler nasıl bilgi üretmelidir, istihdam sorunu nasıl çözmeliyiz, çiftçi nasıl kazanmalıdır, esnaf nasıl kazanmalıdır, sanayici nasıl kazanmalıdır, ihracatımız nasıl artmalıdır. Türkiye'nin sorunu bu olmak zorunda. Dolayısıyla biz o yapay sorundan Türkiye'yi çekip çıkarmak istiyoruz. Eğer bizim düşündüklerimizi yapıyorlarsa, memnun oluruz tabii. Yani illa vay işte sen bunu yaptın, ben de bunu yaptım, senin dediğini kabul etmiyorum, ben de senin dediğini kabul etmiyorum. O kısır çekişmeye götürür Türkiye'yi. Kısır çekişmelerin de Türkiye'yi nereye getirdiğini hep beraber görüyoruz tabii. Buradan çıkarmamız lazım Türkiye. İyi niyette çıkarmak lazım. Bunu bir kavga, dövüş aracı yapmamak lazım. Benim düşüncem bu. Ben, ama dediğim gibi metni görmeden bir şey diyemiyorum. Ben samimi olarak şunu sormak istiyorum. Siz 3 Ekim akşamıydı değil mi? 3 Ekim akşamında dediniz ki turnusol kağıdı işte CHP içinde, AK Parti içinde, Erdoğan içinde bu kağıt işleyecek, samimiyet testi işleyecek dediniz. Başörtüsü güzel bir adımdı. Ben hani bunun iyi bir adım olduğunu, desteklenmesi gereken bir şey olduğunu da düşünüyorum. Fakat biraz iş çığırından çıkmadı mı? Şimdi mesela siz bir kanun değişikliği, kanun düzenleme teklifi, kanun getirdiniz, verdiniz. Erdoğan el yükseltti. Siz siyasetin böyle gündeminden çıkartayım başörtüsünü derken bir anda başörtüsü tam böyle siyasetin gündemine geldi, oturdu. Yine istismar etmek istiyor. Samimi düşüncemi söylüyorsanız yine istismar etmek istiyor. Yani vay sen nasıl başörtülerin kılık kıyafetiyle uğraşmıyorsun? Yine eskiden olduğu gibi CHP olarak itiraz et demek istiyor. Biz o tuzağa düşmeyeceğiz. Niye itiraz edelim ki? Yani bizim öyle bir derdimiz yok ki zaten. İster başörtü. Bu dediğiniz anayasa değişikliği için de geçerli mi? Her şey için geçerli. Bizim bakın Taha Bey, gerçekten de bu alanı tümüyle istismarın dışında, siyasetin dışında düşünmemiz lazım. Erdoğan niye istismar etmek istiyor bunu? Çünkü ben adım gibi eminim bir madde değil birden fazla madde getirecek. İşte nasıl biz bunu siyasette kullanırız? Siyasete tekrar malzeme yapabiliriz. Peki nasıl çıkacak yani, CHP bu işin? Obra'nın şeyde yaptığını, Macaristan'da yaptığının bir benzerini Türkiye'de yapmak istiyor. Peki yani ne olacak? Yani CHP bilmiyorum, bu işin içerisinde... Gelmeden bir şey demem. Yani şimdi, metni görmem yazılıyor. Lazım. Ama yazılıyor yani iki madde gelecek. Bilmiyoruz kaç madde, belki 3 madde gelir, bilmiyorum. Yani ben samimi söylüyorum. Grup başkan vekillerine sordum, bir metin geldi mi size? Grup başkan vekillerine bir metin gelmemiş. Yani yarın öbür gün eğer imzaya açıldıysa göreceğiz tabii yani metin ne olduğunu. Ona göre oturacağız, karar vereceğiz tabii. 3 madde geldi diyelim ki, başörtüsü de var. Ne yapacak CHP bu durumda? Önce metni bir görmemiz lazım. Bizim önerimizi, bizim yasal önerimize test düşmüyorsa bir şey yapmayız. Ne yapacağız yani? Niye karşı çıkalım? Bizim yasal önerimizi eğer aynı paraleldeyse bir sorunumuz yok ki zaten. Peki pişmanlık duyuyor musunuz Kemal Bey? Yani ben bu başörtüsünü hani siyasetin gündeminden çıkartayım dedim ama iş böyle anayasa değişikliğine ve referanduma kadar gidiyor. Referanduma gidersin. Referanduma niye gitsin? Size meydan okudu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani gel 400 oy geçmesi referanduma gider. Hayır, millete soralım. Samimiysen tamam. Millete soralım dedi size. Tamam. Millete götürelim. Millete sormaya gerek, itiraz eden yok ki. O kendi kendisine itiraz eden var diye düşünüyor. İtiraz eden yok ki. Getirsin bir görelim. Biz kanun teklifini vermişiz. Kendisi de görmüş, almış, bakmış. Şimdi o da benzer bir şey yapıyorsa niye itiraz edelim ki? Benzer bir şey yapıyorsa. Bakmamız lazım dediğim gibi. Bakmadan neye karar vereyim? Şimdi ben size bakmadım, görmediğim bir metin üzerinden nasıl yorum yapacağım? Ama dediğim gibi biz kadının kılık kıyafetinin siyasetin konusu olmasını asla doğru bulmuyoruz. Nokta. Evet. Tavrınız da buna göre, bu prensibe göre olacak. Evet.
Orada şunu soralım. Anayasa değişikliği teklifi, kılık kıyafetle ilgili, evet, başörtüsü ilgili anayasa değişikliği teklifi şöyle veya böyle. Sizin alacağınız karar sadece parti kararı mı olur? Biz 6 parti ülkeyi birlikte yönetmeye talibiz diyerek partinizdeki kararı altılı masayla da görüşür müsünüz? Görüşmem diye bir şey doğru olmaz zaten. Eğer liderler buluşmasında bu konu gündeme gelebilir, elbette oturup konuşuruz tabii, yani makul bir zeminde niye konuşmayalım? Hepimiz olgun insanlarız ve hepimiz Türkiye'nin içinde bulunduğu bu girdaptan çıkmasını istiyoruz. Altılı masa toplantısında bu konu gündemdeydi. Meclise gelmemişti ama gündemdeydi. Evet, evet. Konuştunuz mu evet, altı lideri? Konuştuk tabii, kendi aramızda da konuştuk. Şimdi ben oradaki konuşmayı burada peki söylersem ama doğru genel olmaz. Havayı söyleyebilirsiniz. Efendim? Genel havayı söyleyebilirsiniz. Yani işte Akşener bunu söyledi. Davutoğlu bunu yok, söyledi. Hayır. Babacan bunu söyledi demeden evet, evet, masadaki genel havanın... Genel hava hep mi sağduyuyuz yani? Elif Hanım iyi yakaladın, ısrar et. Gerçekten. Çok önemli bir konu, ısrar et. Genel hava. Genel hava yani destek metni, çıktı mı size altılı masada? Hiçbirimiz metni görmediğimiz için. Metni görmediğimiz için. Hayır, başörtüsü, sizin başörtüsü çıkışınıza altılı masadan destek... Yani konuşulduğunda ya iyi yaptınız denildi mi? Şöyle, oradaki hava ne oldu? Şimdi oradaki tartışmaları ya da konuşmaları benim dillendirmem çok doğru olmaz. Ama kanun teklifini verdiğim zaman bazı genel başkanlar aradılar, kutladılar yani bu kanun teklifini verdiğimiz için. Sadece onu söyleyeyim. Bu altılı masanın dışındaki bölümdü yani. Evet. Altılı masa hakkında kendim ser vereceksiniz, sır vermiyorsunuz. Konuşmaları aktarmak doğru değil yani. Evet. Böylece altılı masaya geldik. Altılı evet, masada parti altılı ilişkileri. Masada işler nasıl gidiyor? Gayet iyi. Bakın Elif Hanım, önce biz var olan sistemin değişmesini istiyoruz. Var olan sistem nasıl değişir? Anayasa değişikliğiyle. Çünkü bu sistem bir anayasa değişikliği sonrası oluşturuldu. O zaman hazırlığı nerede? Bizi bir araya getiren temel şey ne? Etmen ne? Faktör ne? Var olan sistemin değiştirilmesi. Bir araya geldik. Evet. İlk çalışmayı ne üzerine yaptık? Bu sistemi nasıl değiştiririz diye. Anayasa değişikliği. Bununla ilgili söylemimiz güçlendirmiş parlamenter sistem. Yani eskiye dönelim değil. Bazıları siz eskiye mi döneceksin? Hayır, eskiye dönmek gibi bir niyetimiz yok. Eski de zaten sorunluydu. Sorunsuz bir sistem istiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilkelerini belirledik. Oturup uzun uzun çalışıldı. Sonra altı liderin bulunduğu ortamda güçlendirilmiş parlamenter sistemin esaslarını açıkladık. Bunlar esaslardı. Ama bu esasların ileride bir tartışmaya zemin açmaması ve bugünden görüş birliğinin sağlanması için de kanun maddelerini yazmaya çalıştık. Ve oturduk, kanun maddelerini de yazdık. Arkadaşlar oturdular her partiden, sonra akademik dünyadan da destek aldılar. Kanun maddeleri de oluşturuldu. Meclis iç tüzüğünde hangi değişikliklerin yapılması gerektiği yapıldı. O da yine altı liderin katıldığı bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Demek ki hükümet olurken uzayan zaman, uzama ihtimali olan diyelim ya da uzun sürecek olan tartışmaları daha hükümet kurmadan çözdük ve önemli mesafe aldık burada. Şimdi geldik hükümet programı dediğimiz bölüme. Yani altı lider iktidar olduk ve dolayısıyla yani altılı masa iktidar oldu. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Anayasa belli. Güçlendirilmiş parlamenter sistem belli, meclis iç tüzüğü belli, diğer yasalarda yapacağımız değişiklikler belli, bunlar üzerinde uzlaştık. Bunları yaptık, peki ekonomide ne yapacağız, istihdamda ne yapacağız, büyümede ne yapacağız, devlet yönetiminde ne yapacağız? Bununla ilgili de bir hükümet programı hazırlamamız lazım. Bunda çalışmaları yapılıyor. 8 veya 9 temel başlık altında 72 maddeden oluşan her bir bölüm için neleri yapacağımızı hazırlıyoruz. Yani seçimden sonra oturduğumuzda hemen aynı gün neyi yapacağımızı bileceğiz. Bir zaman kaybı asla olmayacak. Çünkü Türkiye'nin zaman kaybı gibi bir lüksü yok artık. Her soruna süratle
vakıf olmalıyız ve çözümünü bugünden oluşturmalıyız. Bunun için hazırlığımız büyük ölçüde tamamlandı. Yani şöyle diyebilirim, bir sonraki altılı masada bunun %90-95'i bitebilir. %50 civarında bitmişti, 50-60 civarında bitmişti, 90-95'i bitebilir. Orada da yine her partide bir genel başkan yardımcısının başkanlığında altında ekipler var, akademik dünyadan var, emekli bürokratlar var, eski bürokratlar var. Her birisi kendisi hazırlıyor, sonra diğer partilerle, partilerin genel başkan yardımcılarıyla buluşuluyor. Metin hazırlanıyor. Metinde diyelim ki şu cümle üzerinde uzlaşma olmadı. O cümle üzerine bir bant çekiliyor, renkli bir bant çekiliyor. Liderlerin önüne gidildiği zaman üzerinde uzlaşma olmayan ve liderlerin görüşüne sunulan bölüm çıkıyor ortaya. O bölüm üzerinde ayrıca tartışıyoruz, sonra makul biz cümleye bağlıyoruz onu. Peki neleri göreceğiz biz somut olarak? Mesela enflasyon işte ilk 3 ayda ne kadar düşecek? Ekonomide düzelmeler aylık programlara bağlanacak mı? İşsizlik sorunu, hukuk, yani bu tür sorunları biz somut olarak vatandaş görecek mi? Şimdi önce neleri yapacağımız konusunda bir uzlaşmamız lazım. Vardığımız değil ama vardığımız değil ama hep bütün genel başkanların bir şekliyle kamuoyuyla paylaştığı bir cümle var. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız. Doğru yani 6 ay içinde ya oh yani en azından baskı yok. En azından biraz nefes aldık diyecek 6 ay içinde. Ondan sonraki 1 yıl içerisinde ekonomide toparlanma dönemi başlayacak. Bu demokratikleşmeyle beraber yani bizim anayasa değişikliğini yapmakla beraber, toplumu rahatlatmakla beraber arkasından hem bizim işverenler hem yabancı işverenlerin Türkiye için gelip yatırım yapacaklarına inanıyoruz. Çünkü önlerini görmüş olacaklar. Enflasyonun nasıl ineceğini onlara bir şekilde biz aktaracağız. Onlar da görecekler. Aldığımız ekonomik kararların ne kadar doğru olduğunu, akılcı olduğunu yine ifade edeceğiz. Hemen süratle orada zaten bir strateji ve planlama teşkilatı kuruyoruz. Teşkilatın nitelikli bürokratları olacak ve onlar çalışacaklar. Her aşamada topluma bilgi vereceğiz, toplumu bilgilendireceğiz. Buna benzer israfın önlenmesiyle ilgili düzenleme süratli bir şekilde hayata geçirilecek. Buna benzer pek çok uygulamayı hayata geçireceğiz. Yani bu çalışma ne zaman biter ekonomiyle ilgili? Ekonomiyle ilgili çalışma altılı masanın bu toplantısında bitmeyebilir. Bitmeyebilir çok şöyle ifade edeyim ama bir sonraki toplantıda kesin biter. Kesin biter. Evet. Peki siz dediniz 15'er günde bir toplanmaya evet. Da eskiden ayda bir toplanıyor. Daha sık toplanmalıyız ve bazı kararları önceden almalıyız ve bitirmeliyiz. Çünkü seçim geliyor ve biz topluma neyi vaat edeceğimizi çıkıp anlatmamız gerekiyor. Siz şimdi dediniz ki biraz önce işte ilk 6 ayda bir nefes alacak vatandaş. Vatandaş. Bir yılda biraz rahatlama. Evet. Peki vatandaş olarak bu ülke işte ekonomideki düzelmeler. Evet. Yani şöyle derinden bir nefes alıp sırtımızı böyle arkamıza yaslamamızın süresi ne kadar? Yani... İki yıl mı? Yani ekonomiyi tamam işte %85 enflasyon oranı, ekonomik kriz, hayat pahalı. Bunlar bitti ve derin bir nefes alıp arkamıza yaslanacağımızla alakalı bir süre şeyiniz var mı? Şimdi öyle bir çalışmayı belki bizim ekonomiden sorumlu arkadaşlar yapmış olabilirler. Benim önüme gelmedi. Peki siz ne kadar süre öngörüyorsunuz? Şahsi kanaatimi ifade edeyim. Ne kadar sürede düzelir ekonomi? Bir buçuk iki yıl içerisinde pek çok sorun çözülür. Bir buçuk iki yıl içinde. Tabii bunun için iktidara yani gelmemiz lazım. Yani fiyat istikrarının olduğunu vatandaş hisseder, görür. Sanayici hisseder, görür. Döviz kurunda bir istikrarın olduğunu vatandaş görür. Ve dolayısıyla herkes önünü görmeye başlar. Ondan sonra yatırım süreci başlar. Türkiye'de demokratikleşme hareketi de başlayacaktır. Baskı, şu, bu vesaire bunların hiçbirisinin olmaması lazım. Yani şöyle, onu da şöyle ifade edeyim. Avrupa Birliği'nin demokratik standartları var. Biz de o topluma tam üye olmak istiyoruz ve aynı demokratik standartları kendi ülkemize getirmek istiyoruz. Yani insan hakları yönünden bizim neyimiz eksik yani? Biz de bir
Güney Korelinin, bir Kanadalının, bir Almanın, bir Fransızın, bir Hollandanın, Norveç, İsveç'teki vatandaşın sahip olduğu haklara bizim insanımız da sahip olsun. Yani bu ülke üçüncü sınıf demokrasi mi olsun bu ülkede? Hayır, bunları istemiyoruz yani. Dolayısıyla bu konuda da bir görüş birliğimiz var, evet, zaten. Bu demokratik standartları getirdiğimiz zaman çok sayıda, ki ben İngiltere'de de görüştüm, özellikle fonların olduğu, büyük fonların olduğu ülke orası, görüştüm, bunları anlattım. Eğer bu koşullar olduğu takdirde Türkiye'ye gerçekten ciddi yatırımlar gelecek. Bizim iş insanlarımız ciddi yatırımlar yapacaklar. Biz hem istihdamı, hem nitelikli eleman sorununu büyük ölçüde kısa sürede çözeceğiz. Bunun için iktidara gelmeleri lazım, değil mi? Evet. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Efendim, biz havaalanından indikten sonra, evet, arabayı süren arkadaşlar ister istemez vatandaşın ne düşünüyor diye konuştuğumuzda dedi ki, ya dedi, bu dedi Cumhurbaşkanı adayının dedi bu kadar geciktirmeleri, bunlar kendi aralarında anlaşsalar açıklarlardı. Demek ki anlaşamıyorlar. Ülkeyi nasıl yönetecekler? Hı. Hakikaten Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının vatandaşın bu 6 kişi ülkeyi yönetir düşüncesine ulaşması bakımından bu kadar gecikmenin bir dezavantaj olduğu bilgisi size de geliyor mu? Şimdi şöyle, Taha Bey, diyelim ki Cumhurbaşkanı adayını belirledik. A kişisi Cumhurbaşkanı adayı oldu. Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti genel başkanı bir açıklama yapacak, öbür parti genel başkanı başka bir açıklama yapacak, Cumhurbaşkanı adayı başka bir açıklama yapacak. Dönüp vatandaş ne diyecek veya Erdoğan ne diyecek? Ya bunların her birisi ayrı telden çalıyor diyecek. Önce sazın akortunu, tellerin akortunu yapmamız lazım. Bu çalışmaların özü bu zaten. Biz anayasayı değiştireceğiz derken vatandaşın bize sorması lazım. Ne yapacaksınız arkadaş? Biz onu yapmaya çalışıyoruz. İki, geldiğinizde ne yapacaksınız? Ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? Biz hükümet programını çıkaralım ki ben de aynı şeyi söylemeliyim. Meral Hanım da aynı şeyi söylemeli. Temel Bey de, efendim Gültekin Bey de, Sayın Babacan da, Sayın Davutoğlu da aynı şeyi söylemeli. O zaman söylem birliğini oluşturmuş olacağız. Şimdi bunlar oluşmadan Cumhurbaşkanı adayını belirlemek asla ve asla doğru değil. Cumhurbaşkanı adayını belirlersiniz. Bu İki. Adayın başkanlığında oturur bu toplantıları yaparsınız. Yani ekonomi, olur mu siz kalkacaksınız sistemi, yine bana soracaksınız veya diğerine ekonomide ne yapacaksınız diye soracaksınız. Sorma hakkınız var. Ben size hayır, henüz ekonomide anlaşamadık, bizim Cumhurbaşkanı adayımız o konuşmuyor, o da sesini çıkarmıyor çünkü önce bizim anlaşmamız lazım demesi lazım. Bu çok tehlikeli bir şey. Biz dolayısıyla önce neyi nasıl yapacağımız konusunda bir altı liderin anlaşması lazım. Bu bir. Bu birinci. İki şu. Sorun Cumhurbaşkanı adayı değil ki, sorun sistemde. Ya biz sistemi değiştireceğiz. Şunu mu diyorsunuz? Türkiye'yi kimin yöneteceği değil, nasıl yönetileceği önemli. Elbette. Nasıl yönetileceği önemli. Şimdi siz devleti liyakat sistemi üzerine inşa ederseniz, devletin kurumlarını sağlıklı olarak oluşturursanız, o kurumların başına atadığınız kişiler gerçekten bir kamu görevlisi olarak, bir devlet görevlisi olarak görevini tam hakkıyla yaparsa ve siyaset kurumu daha sağlıklı bir zeminde oturursa, o zaman ne olacak? Ali gelir yönetir, Veli gelir yönetir. Yani sonuçta bu çok önemli değil. Önemli olan sistemin kendisi. Sistemin, bakın bizim 2. yüzyıla çağrı vizyonunda söylediğimiz neydi? Artık Türkiye'nin sürekli krizlerle karşılaşmaması lazım. Ya sabah kriz, öğle kriz, akşam kriz, 10 yıl önce kriz, 10 yıl sonra düzeliyoruz, bir daha kriz. Biraz daha geliyor, bir süre sonra efendim bizi kurtaran adam gelsin dışarıdan, içeriden. Bir kurtaran adam gelsin bizi kurtarsın. Ya arkadaş, niye kurtaran bir adam istiyoruz biz? Yani biz niye illa... Niye kurtarılma durumuna düşüyoruz esas? Veya düşün. Evet, niye kurtarılma durumuna düşüyoruz? Bu... Devlet dediğiniz kurumun sağlıklı ve tutarlı işleyişini sağlamamız lazım. Devlette liyakati sağlamamız lazım. Artık siyasetin, devletin kurumlarını sıcak siyasete alet etmemesi lazım. Devletin başındaki iyi insanlar, iyi bürokratlar alır devleti yönetirler. Şimdi örnek vereyim size. Belçika'da yanlış hatırlamıyorsam 2-2,5 yıl hükümet kurulmadı. Hiçbir Belçikalı çıkıp ekonomik krize girdi demedi.
mahvolduk demedi. Ya nerede bu hükümet demedi. Herkes gayet güzel. Devlet bütün kurumlarıyla saat gibi çalışıyor. Almanya'da Merkel gitti, Holz geldi, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Kıyamet mi koptu? Şimdi bizim ikinci yüzyıla çağrı vizyonumuzun özünü de bu oluşturuyor. Yani artık bir daha Türkiye bu tür krizlere girmesin yani. Biz o nedenle siyaset ve siyaset üstü dedik. İkisi birbirine destek verecek. Yani bu ülkenin bilim insanları, değil mi? Güzel. Bu ülkenin o kadar nitelikli insanları var ki Merkez Bankası'nın başına getireceksiniz. Kişi, getireceğiniz kişi hem para politikasını, hem ekonomi politikasını, hem planlamayı, hem dünyayı izleyecek. Siz planlar yapacaksınız. Planlarınız sağlıklı olacak. O sağlıklı planlar bir saat gibi çalışacak. Biz vatandaş neyi görüyor biliyor musunuz? Vatandaş koluna taktığı saatin akreple yıl kovanını görür. O doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ama o akreple yıl kovanın arkasında koca bir şey var, mekanizma var. Dönen, sürekli dönen çarklar var. İşte o çarklar devlettir. O çarkların her birisi Merkez Bankası'dır, birisi planlamadır, birisi hazinedir, birisi efendim Dışişleri Bakanlığı'dır. Şimdi bunların tamamının aynı hedefe kilitlenmesi ve aynı politikayı değişik yerlerde yapmaları gerekiyor. Bunu yapacak olan bürokrasidir. Talimatı verecek olan da siyaset kurumudur. Şimdi biz o mekanizmaların tamamını bozduk. Akreple yelkovanda zaten doğruyu göstermiyor. Biz hem mekanizmayı düzeltmek istiyoruz, hem akreple yelkovan doğruyu göstersin istiyoruz. Bugün A Partisi gelir devleti yönetir, başka bir gün B Partisi gelir devleti yönetir. Ama devlet partilerin sıcak siyasetine alet olmaz. Olmamalı zaten. Olursa ne olur? Benim adamım gelsin, ihaleyi ona vereyim. Onun adamı geldi, sana da şunu verdim. Seni de amcamın oğlu, seni de getirdim şuraya, memur tayin ettim, yönetici tayin ettim. Bu devlet dediğiniz kurumu yıpratıyor ve mahvediyor. Türkiye buradan çıkmak zorundadır. O nedenle hem hukuki açıdan, yani yasal açıdan, artı devlette liyakati oluştururken politik açıdan artık Türkiye'nin değişmesi lazım. Türkiye yeni bir ufka açılmak zorundadır. Biz neden akademisyenleri konuşturduk ikinci yüzyıla çağrı vizyonunda? Çünkü orada hem politikacı olmalı, hem akil insanlar olmalı. Bir devletin akil insanlardan, yani devleti yönetenlerin akil insanlardan alacağı çok şey var. Olmalı. Olmazsa olmaz zaten, bu yürümez yani. Türkiye yüzyılı dediniz, tamam. Türkiye yüzyılı programına gelelim. Ben burada bir şey sorayım. Buyurun, tabii ki. Geçmeden önce. Sizin sözünüzü ben şöyle anladımsa, evet. O söze katılamayacağım, özür dilerim. Biz çok düzenli işleyen bir devlet kuracağız. Merkez Bankası, Hazine, Maliye tabii. Vesaire. Bu çok doğru, gerekli. Kurallar ve kurumlar yönetimi. Evet. Öyle olunca da Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun önemsiz diyebilir miyiz? Hayır. Hayır. İşte ben onun için Cumhurbaşkanı bu konuyu biraz açalım yani, kurcalayalım. Tabii. Cumhurbaşkanı adayı elbette önemli. Yani Cumhurbaşkanı olacak kişinin ya da adayın diyelim. En azından bir devlet aklının olması lazım. Yani devletin ne olduğunu bilmesi lazım. Devletin nasıl yönetilmesi geldiği bilmesi lazım. Krizler çıkmaz mı? Elbette krizleri. Ama krizi çözecek olan anahtar Cumhurbaşkanı'dır. Yani şöyle düşünelim. Bu sistem de Cumhurbaşkanı. Doğru söylüyorsunuz Tahir Bey. Kemal Bey çok ustaca böyle konu Cumhurbaşkanlığı. Kaydı. Dikkatim ya, toparlamamız kaydı. Lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle diyelim yani. Diyelim ki elektrikler arıza yaptı. Cumhurbaşkanı o işin sigortasıdır. Yani elektrikler söndüğü zaman ilk gidersiniz sigortaya bakarsınız. Cumhurbaşkanı sigortadır. Sürekli bir sorunu çözecek makam değildir. Krizleri çözecek makamdır. Cumhurbaşkanlığı öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla akil bir insan olmak zorundadır Cumhurbaşkanı. Ön yargısız olmak zorundadır. Sorunlara ön yargıyla yaklaşmamak zorundadır. Ve kucaklayıcı olmak zorundadır. Toplumu kucaklaması lazım. Söylemlerinin toplumun her kesimi evet bu Cumhurbaşkanı bana hitap ediyor demesi lazım. Devletin nasıl işlediğini gözlemlemesi lazım. Aksaklıkları başbakana veya diğer bakanlara duyurması lazım. Şurada aksaklıklar var ve bunların çözülmesi lazım. Meclisin açılış konuşmasını bir cumhurbaşkanı havasıyla yapması lazım. Bilgeliğiyle yapması Bilgeliğiyle, lazım. Öngörüsüyle olması lazım. Devletin önemli kurumları yanında üniversitelerle, sanat dünyasıyla da beraber olması lazım. Yani cumhurbaşkanı toplumun... Siyasi tecrübesinin de olması lazım mı? Elbette ki siyasi
parti deneyim. Parti lideri de olması lazım mı? Ona bir şey demiyorum. Parti lideri yani tarafsız olması lazım benim. Seçildikten sonra tarafsız olabilir. Evet. Cumhurbaşkanlığı adayının altı masadan biri olması lazım diyor musunuz? Olabilir tabii. Olabilir. Yani, olmayabilir mi? Şimdi şöyle. İlla olsun veya olmasın diye. Şimdi bu konuda benim bir görüş beyan etmem altılı masaya diğer liderlere saygısızlık olur. Yani ben o saygıyı koruyan birisiyim. Dolayısıyla lideri yani Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masada nasıl bir karar verilirse biz de o karara saygı duyacağız. Ama altılı masanın içerisinde en çok Cumhurbaşkanı adayı gibi siz konuşuyorsunuz. Ve toplumda her geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu yaptığınız konuşmalar, söylemler, evet, ifadeleriniz toplumda her geçen gün yani altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu algısını güçlendiriyor. Yani sizin söylemleriniz, konuşmalarınız bu algıyı daha da böyle toplumun daha geniş kesimlerince bu güçleniyor, bu algı yayılıyor. Şöyle ifade edeyim. Aslında yaptığım konuşmalar... toplumda ciddi bir şey var, sorun var. Evet. Ve topluma biraz umut vermemiz lazım. Toplumda bir beklenti var, o beklentiyi biraz güçlendirmemiz lazım. Moral bozukluğu var, asla morallerinin bozulmamasını istememiz lazım. Gençler geleceklerini yurt dışında arıyorlar, o gençlere güzel bir Türkiye vaat etmeniz lazım. Bunu sadece ben yapmıyorum aslında. Diğer liderler de bir şekliyle yapıyorlar, ifade ediyorlar. Çünkü altı liderin temel hedefi aslında daha güzel bir Türkiye inşa etmek. Birlikte yaşayabileceğimiz güzel bir Türkiye. Şimdi bakın her birimizin programı farklı. Her birimizin belki dünyaya bakışı da farklı. Ama demokrasi konusunda ne kadar güzel bir araya gelebildik. Dolayısıyla bu birlikteliği büyütmemiz gerekiyor. Eğer büyütebilirsek, bunu daha görünür hale getirebilirsek çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Devlet Bahçeli dedi ki, ben yine sizin üzerinizden böyle devam etmek istiyorum. Taha Bey güldü. Evet. Devlet Bahçeli'ye sordular. Sınıf arkadaşım. Evet. Dedi ki, ben ilk defa duydum sınıf arkadaş olduğunuzu. Evet. Altılı masanın hani altılı masadan kim aday olsun diye bir anket yapılır. Bana da sorulsa benim dedi elbette ki tercihim Kemal Kılıçdaroğlu olur. Yani isminizi söylemedi ama evet, sınıf arkadaşımı tercih ederim dedi. Bu da 2010 yılında sizin CHP Genel Başkanı olduğunuzda orada ilk aslında sınıf arkadaşı olduğunuz 2010 yılında. Evet. İşte dürüsttür, çalışkandır, ahlaklıdır, CHP Genel Başkanlığı'nda gayet güzel yürütecektir demişti sizinle alakalı. Böyle bir açıklaması vardı. 2010 yılındaki o açıklamayı işaret etti. Siz Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını nasıl karşıladınız? Gazeteciler sordu, herhangi bir yorum yapmadım. Bugün için de bir yorum yapmayı çok doğru bulmam. Mutlu oldunuz mu? Şimdi sınıf yani bir gerçeği söylüyor. Sınıf arkadaşıyız zaten. Aynı okulda okuduk. Aynı dönemde mezun olduk. Dolayısıyla bir sorunumuz yok. Sınıfta görüşür müydünüz arkadaşlarınız? Sadece sınıf arkadaşlığı mıydı? Böyle insani dostluk, yakınlık? Yok, görüşmemiz olmadı. Yani ya bir özel bir yakınlığımız olmadı. Ama o sizin sınıfta çok böyle çalışkan bir talebe olduğunuz konusunda bir fikri var. Sizin Devlet ama Bey'in, o zaman söylemiş. 2010 yılında. 2010 yılda söylemiş. Evet. Peki sizin Devlet Bey'in öğrenciliğiyle alakalı bir kanaatiniz oluşacak kadar yani bir, nasıl bir öğrenciydi Devlet Bey? Devlet Bey'in nasıl bir öğrenci olduğunu bilmiyorum yani. Ama ben şöyle söyleyeyim, derslerine devam eden, çok iyi çalışan bir öğrenciydim, öyle ifade edeyim. Hatta Memduh Aytür vardı, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Devlet Planlama Muhakkak Teşkilatı. Çok değerli bir isim. Evet, bize derse gelirdi. Türkiye'nin toplumsal yapısı diye bir ders vardı. Mesela sınav sorularını bana hazırlattı. Sınav sorularını hazırla, ben öğrencilere sorayım diye. Yani sınıfın çalışkan öğrencilerinden birisiydim. Dolayısıyla Devlet Bey de herhalde bunu görmüş olacak. Peki CHP kitlesi, teşkilatlarınız, belediye başkanlarınız, İl başkanlıkları yani komple CHP örgütü diyeyim. Kemal Bey aday olmazsa hayal kırıklığı yaşarlar mı? Onu bilmiyorum. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Yani şöyle ifade edeyim. Masadan başka aday çıkarsa efendim, örgütte rahatsızlık olur mu CHP teşkilatının tabanında? Yani oturur konuşuruz kendi örgütlerimizde. Yani dediğim gibi olay Cumhurbaşkanı'ndan çok, olay bir sistem olayı yani. Bu sistemi nasıl düzelteceğiz? Bir şey daha var.
Onu da ifade edeyim. Sorun Cumhurbaşkanı adayından daha önemli olan seçimden sonra seçilecek Cumhurbaşkanı'nın altılı masayı da götürmesi lazım. Evet. Yani o da bir başka şey. Şimdi altı lider bir aradayız. Türkiye'nin temel konularında kararlar alacağız ve bu kararları nasıl alacağız? Dolayısıyla biz bugün tartışıyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz uygar bir biçimde. Uygar insanlar olarak yanlışımız varsa söylüyoruz, eksiğimiz varsa ifade ediyoruz. Her birimiz diğer liderin söylemlerinden en azından kendimize göre bir pay çıkarıyoruz. Dolayısıyla daha sağlıklı bir zeminde oturuyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra eğer liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa o başka bir felakete yol açar. Ben ve buradan şunu anlıyorum. Hepimiz de bunun farkındayız yalnız. Şu dediğiniz çok doğru. Cumhurbaşkanının hem ülkeyi yönetmesi hem de ülkeyi iyi yönetebilmek için altılı masayı sürdürmesi lazım. Öyle. Buradan şu çıkıyor. Altılı masanın içinden biri olmalı. Olabilir. Çıkıyor. Olabilir tabii. Olabilir. Yani Taha Bey gerçekten de seçimden sonraki süreç çok daha önemli. Evet. Seçimden önce zaten biliyoruz ne yapacağız ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Seçimden sonraki süreçte ise belki aldığımız bazı kararları kamuoyuyla paylaşmayacağız. Belki oturup yine kendi aramızda tartışacağız. Hangi konuya öncelik verelim veya vermeyelim diye. Bazen de acı ilaç vermek gerekecek. Tabii hayır yani bütün bunların hepsi oturulacak orada konuşulacak zaten. Dediğiniz gibi yani Türkiye zor bir süreçten geçiyor. O zor süreçten Türkiye'ye geçerken bizim amacımız da her evde huzuru sağlayabileceğimiz, her kişinin asgari, sağlıklı, tutarlı bir gelire kavuşabileceği bir Türkiye. Gazetecinin rahatlıkla yazı yazabileceği, hapis ya yazarsam başım belaya girer mi diye bir düşünceye kapılmayacağı bir özgürlük ortamını yaratmak istiyoruz. Bu özgürlük ortamında altı liderde varız, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız yani. Peki altılı masa fiili olarak hükümet sistemi yani değişecek yönetimin içerisinde olacaklar mı? Dışarıda mı kalacaklar? Onu şöyle Elif Hanım. Yani mesela bunu şuna dayanarak söylüyorum. Temel Karamoğluoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu dedi ki altılı masa ortak yani altılı masanın ortak yönetim için eş güdüm kurulu modelini önerdi. Evet. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da yine Karar TV yayınında bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Yani bu modeller üzerinde işte konuşuyoruz, tartışıyoruz dedi. Siz bu konuda nasıl bir model olması gerekiyor? Doğru model nedir? Nasıl olacak? Elif biraz Hanım, tarif eder misin? Bu soru için teşekkür ederim. Şimdi önce bir anayasa değişikliği dedik, meclis iş yüzüğü dedik, arkadan hükümet programı dedik, işte nasıl olacak vesaire falan diye. Aslında uzun ismi var ama ben ona kısaca hükümet programı diyorum. Neyi nasıl yapacağımıza evet. ilişkin hazırladığımız metnin. Bir üçüncüsü de sizin sorunuza yanıt için. Yani biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme hangi zaman dilimi içinde geçeceğiz? Evet. Ve nasıl geçeceğiz? Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Çalışma liderler arasında önce bir görüşme oldu. Sonra Temel Bey ben biraz daha bunun üzerinde çalışayım diye ifade etti. Elbette ki Temel Bey biraz daha çalışın dedik. Diğer arkadaşlar da kendi aralarında biz de kendi genel başkan yardımcılar arasında oturup bir konuşalım falan dendi. Olur dedik yani oturup konuşabilirsiniz diye. Önümüzdeki süreçte bu netleşecek. Süresi de netleşecek mi? Mesela işte 2023'te seçim oldu. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme. Orada birden fazla şey var. Bir yıl, iki yıl, üç evet, yıl. Hangi zaman dilimi içinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim diye bir bölüm var. İki, altı liderin pozisyonu ne olacak? Evet. Onunla ilgili bir bölüm var. O iki konu şu anda kendi aramızda tartışılıyor. Peki eş güdüm kuruluna katılır mısınız Temel Karamoğluoğlu'nu? Yani sizce doğru model yani altılı masada bizatihi o taşın altına elini koymalı mı? Yani koymalı. Bir cumhurbaşkanı altı olacak. Lider. Ondan sonra genel başkanlar da yönetimden, iktidardan, iktidarın içerisinde olacaklar.
Cumhurbaşkanı yardımcıları bugün, olacaklar. Bugün nasıl yapıyor, yönetiyorsak yani düşünce oluşturuyorsak bu düşünceyi ülkeyi yönetmek için de oluşturmalıyız. Altı lider olarak oluşturmalıyız. Dolayısıyla bu istişare dediğimiz, dolayısıyla bir sorunun çözümü konusunda nasıl yapabiliriz diye bir araya gelip konuşup ona göre sağlıklı çözümler öğretebiliriz. Bunun şöyle bir yararı da olacak. Yani altı liderin bir arada zaman zaman temel konularda her konuda zaten bir araya gelme şansımız yok. Ama temel konularda bir araya gelip çözüm ürettiğimiz zaman bakanların da o sorunu süratle hayata geçirmelerini, işte sorunu çözmek için gerekli uygulamaları başlatmaları lazım. Dolayısıyla altı liderin aldığı karar süratli bir şekilde aşağıya ve bakanlar o kararı süratle uygulayacaklar Türkiye genelinde. Böyle bir avantajımız olacak. Yani altı liderin bir arada olmalarının öyle bir avantajı olacak. Bu ikinci yüzyıla çağrı hemen hemen bütün gazeteciler ve biz evet. Çok dikkatli izledik. Ben bir soruyla bu konuyu açayım. Sizin verdiğiniz bir takım rakamlar var. Evet. O rakamları nereden çıkardınız diye de soracağız. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi görüşü piyasa ekonomisidir diyebilir miyiz? Şimdi ekonomi bir gerçeği var Taha Bey. Dünya artık eski dünya değil. Türkiye de eski Türkiye değil. Türkiye artık dışarıyla beraber çalışmak zorundadır. Dolayısıyla en verimli şekilde ekonomide kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz? Ve bu kaynakların bir kısmı yerli, bir kısmı yabancı olabilir. İstihdamı nasıl yaratabiliriz? İhracatı nasıl yapabiliriz? Bölgede kendi diyelim ki Türkiye'ye dışarıdan bölgede, nasıl sermaye getireceğiz? Elbette sermaye de gelecek ve Türkiye nasıl büyüyecektir? Bunun hesabını yapmak zorundayız. Artık eski kalıpları kırıp yeni dünyaya, yeni vizyona bakmak zorundayız. Burada şimdi şu anda Türkiye'de yaşanan alt gelir gruplarından çok dar bir üst gelir grubuna olağanüstü kaynak transferi var. Bu alt gelir gruplarının perişan olmasına, çalışan işçinin emeğinin karşılığını alamıyor, ücreti alamıyor, devlet memuru alamıyor, çiftçi alamıyor, esnaf alamıyor karşılığını ama yukarıdaki dar bir grup milyar dolarları alabiliyor. Bu tablonun da değişmesi lazım. Ve bu tablo değiştiği zaman farklı bir Türkiye ortaya çıkacaktır. Biz yabancı sermaye karşı değiliz ama yabancı sermaye bize borç para versin diye değil. Gelip bu ülkede fiilen yatırım yapsın, istihdam alanı yarasın. Biz bunu teknoloji istiyoruz. Getirsin, vergi versin. Evet, aynı zamanda kazanacak, aynı zamanda bize vergi verecek. Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulunacak, istihdam yaratacak. Belki katma değeri yüksek ürün üretirse çok daha mutlu olacağız. Çok daha güzel şeyler çıkacak. Kemal Bey, bu dediklerinize hiç kimse itiraz etmez. Evet. Ben de çıkarım der ki işte bu dediklerinizin sosyalizmle olur. Evet. Bir başkası da çıkar der ki devletçilikle olur. Bir başkası da der ki piyasa ekonomisi olur. Sizin bu açıkladığınız sistemin adını soruyor. Biz bu ne bu, almak istediğim belli yani. Sosyal bilgi ekonomisi diyoruz biz buna. Piyasa kavramını kullanmıyor musunuz? Yok. Ya piyasa sosyal piyasa da diyebilirsiniz. Çünkü Taha Bey şöyle düşünüyoruz. 21. yüzyılın dünyası artık bilgiye dayanıyor. Londra'da konuşurken bir üniversite Londra'da üniversite hocasıyla konuşurken şunu söyledim. Artık biz dünyada en zeki insan nerede biz onun peşindeyiz. İki, onun bulduğu şeyi, icadı hayata geçirmek için de sermayenin peşindeyiz. İkisini bir araya getirdiğimizde müthiş büyüme oluyor diye. Şimdi düşündük doğru. Buna biz yüksek yetenek inşası diyoruz. Yüksek yetenek inşasını en sağlıklı şekilde ilk uygulayan İngiltere. İngiltere bütün dominyonlardan en zeki insanları topladı. Bunlar İngiltere'de buharlı motoru buldular ve sanayi devrimini başlattılar. Arkasından Amerika uzay sanayiyle beraber, ve Silikon Vadisi'yle dünyanın en yetenekli insanlarını Silikon Vadisi'ne topladı ve orada büyük buluşlara imza attılar. Çin ile Amerika arasındaki kavga aslında yüksek yetenek inşası kavgası. Aynen öyle. Çünkü aynen Çinliler öyle. De en zeki çocuklarını bütün Amerika'daki üniversitelere gönderdiler, yetiştirdiler, hepsi geldiler Çin'e, büyük buluşlara imza attılar. Türkiye ne yaptı?
en çalışkan insanlarını, en zeki insanlarını batıya kaptırdı. Ben MIT'ye gittiğimde, MIT'de bir hocamız, Sayın Dağdeviren, Darun Hocamoğlu'nun üniversitesi. Darun Hoca'yla konuştum. Sayın Dağdeviren'in bir buluşundan söz edeceğim size. Kadın süt yeniyle ilgili meme kanserini önceden teşhis eden bir süt yen geliştiriyor şu anda. İşte içinde çok sayıda sensör vesaire vesaire vesaire. Bunu bulduğu zaman diyor, saydı ama şu anda rakam verdi ama şu anda bilmiyorum. Örneğin diyelim ki 50 milyon dünyada 50 milyon kadının ölümü yani kanserden ölümü engellenebilecek. Çünkü önceden bu süt yeni. Artı onun getireceği milyarlarca dolar. Tabii arkasından onun da getireceği milyarlarca dolar. Yani bizim Türkiye kökenli iki vatandaşımızın Almanya'da COVID-19 aşısını bulması gibi. 140 milyar doların üzerinde Almanya'ya kazanç sağladılar. 140 milyar doların üzerinde. Evet. Şimdi Türkiye'nin artık yani Türk siyasetinin diyelim bu gerçekleri görmesi lazım. Eğer bunu göremiyorsa zaten çözemez ve Türkiye'yi çağın en azından önemli bir ülkesi haline getiremez. Benim MIT'ye gidişim, diğer üniversitelere gidişim, Londra'ya gidişim, efendim oraya siyasetçilerle, hayır ben hiçbir siyasetçiyle görüşmedim. Tam tersine bilim insanlarıyla görüştüm. Bu buluşu bakın, yapan Canan Dağdeviren değil Canan mi? Canan Dağdeviren, evet. Evet. Müthiş bir şey ve o MIT'de özel bölüm ayrılmış kendisine. Hı-hı. Müthiş gerçekten yani. Peki şunu sormak istiyorum. Pardon bir şey. Buyurun tabii. Piyasa kavramını kullanmakta biraz çekingen. Hayır çekingen değiliz. Piyasa var zaten yani bu. Yani var zaten de piyasa ekonomisi kavramını kullanmakta bir çekingenlik. CHP'nin yok, geleneği hayır, biliyoruz çekin, öyle bir şey ama mi? Ama ben tabii bu kavramları 21. yüzyılda biraz eskittiğimiz kavramlar, yeni kavramlar yani bilgi ekonomisi dediğimiz, sosyal bilgi ekonomisi dememizin nedeni de bilginin sosyalleşmesi, geniş kitlelere yayılması, teknolojiyle beraber yayılması. Yani dünya artık farklı bir evreye geldi. Tabii. Ve bu farklı evreyi Türkiye'nin görmesi ve yakalaması lazım. Bizde de son derece nitelikli bilim insanları var sahibi. Gerçekten son derece nitelikli. Biz içeriden ve dışarıdan 70... gerçekten alanda uzman olan kişilerle de bir kadro oluşturduk. Bir kısmı o toplantıya da görüntü evet. olarak katıldılar. Bir kısmıyla görüşüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir anlayışla yönetilmesi lazım. Bilgiye önem vermesi lazım. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülkenin büyüme şansı yok artık. Üniversitelerin bilgi üretme ama giderek vasatlaşan bir üniversite yapımız var. Boğaziçi Üniversitesi'ni mahvettiler. Yani hepimiz görüyoruz. Şehir Üniversitesi'ni. Evet şehir üniversitesini zaten tümüyle yok ettiler. Halbuki bunları korumak lazım. Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Sanayicinin de üretilen metayı, bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürmesi lazım. Taha Bey bir şey anlatayım. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Özellikle biyomedikal alanda çok güzel yazılar ve buluşlar yapan bir Amerikalıyla da beraber olduk. Kendisi milyarder aynı zamanda. Bir buluş yapıyor, buluşu şirket kuruyor ve dolayısıyla o şirket onu metaya dönüştürüyor, satıyor. Kendisinde milyarları var. Dedim ki bu kadar büyük parayla bilimi nasıl bir araya getiriyorsunuz? Yani bu kadar paranız var. O para ayrı dedi. Ben dedi yeni şeyler keşfetmek zorundayım dedi. Şimdi bizde de böyle bir modeli kurabilir miyiz? MIT'deki model gibi. Dedim ki bunun yasal altyapısı ne? Bizde bir hoca bir şey yapsa şirket kursa acaba ne olur? Bir sürü dedikodu şu bu vesaire. Bunun bir hukuki altyapısı var mıdır diye. Aldık o altyapıyı da. Hukuki metinleri de aldık. Dolayısıyla Türkiye'de artık buna benzer üniversitelerin oluşturulması lazım. Bir de şunu sordum. Bizde dedim üniversite hocaları derse giriyorlar. Akşam zor çıkıyorlar dersten. Neredeyse yazılı kağıt oku vesaire falan. Siz nasıl yapıyorsunuz? Yani araştırmaya, zaman, ders verme vesaire. Derse tabii zaman ayırıyorlar. Ama asıl ayırdıkları zaman araştırma. Üniversitede zaten bunun farkında. Ve dolayısıyla bilgi ürettiğiniz andan itibaren dünyada söz sahibi oluyorsunuz. Ürettiğiniz bir bilgi. İşte COVID-19 gitti. Az önce söylediğim Sayın Dağdeviren'in diyelim ki bu meme kanserini
erken teşhis eden süt, yani dünyanın her tarafında bütün kadınlar bunu kullanacaktır. Hatta devlet zorunlu kılacaktır bu süt yerini kullanmak zorundasınız diye. Bunun getireceği milyar dolarlar. Türkiye bunu, yani Türk siyaseti bunun farkında bile değil. Beni asıl üzen nokta da bu. Aslında odaklanmamız gereken nokta da bu. Bilgi ekonomisi, bilgiye dayalı ekonomi. Bilgi olmadan hiçbirisi olmuyor. Yani buradan oturuyorsunuz, uzaya bilmem ne gönderiyorsunuz. Buradan talimat veriyorsunuz. Oradaki işte uyduya yönlendiriyorsunuz. Fotoğraflar çekiliyor. Fotoğraflar bilmem ne kadar zaman sonra Türkiye'ye, şey, dünyaya geliyor. Onlar insanlığın hizmetine sunuluyor. Biz hala kısır tartışmaların, kısır çekişmelerin içinde kaybolup gidiyoruz. Yok başörtüsü böyle mi olsun? Yok ayakkabı böyle mi olsun? Yok efendim şu şuna şunu söyledi. Bu buna söyledi. Ya Türkiye'nin buradan çıkması lazım. En büyük arzum bu. Türkiye buradan ne yapıp ne etmeli ve buradan çıkmalı. Türkiye o kadar nitelikli insanlarımız var ki gidiyorlar Amerika'daki üniversitelerde hepsi el üstünde tutuluyor. Bakın biz 250 bin dolara ev alana vatandaşlık veriyoruz. Ama İngiltere şöyle yapıyor. Dünyanın en önemli 50 üniversitesinden mezun ol, gel hemen sana vatandaşlık vereceğim. Bakın en yetenekli insanları gel bize diyor. Ben sana hemen vatandaşlık vereceğim. Biz de en yetenekli insanlarımızı dışarıya kaptırıyoruz bu maalesef. Bu Türkiye Yüzyılı programı. İkinci yüzyıla çağrı. Evet, ikinci yüzyıla çağrı programı. İki program arasındaki farkı da ben soracaktım size. Çünkü bir ay içerisinde yaklaşık, yani ortalama bir ay içerisinde AK Parti bir tarafta Türkiye yüzyılını açıkladı. Siz de ikinci yüzyıla çağrı programını açıkladınız. Amacına ulaştı mı ikinci yüzyıla çağrı programı yaptığınız? Şöyle Elif Hanım. Çok tartışıldı. Evet, şöyle biz son kurultayımızda. Yani siz orada neyi amaçlamıştınız? Evet. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi açıklamıştık. Evet. Bu söylediklerim bu beyannamede vardı zaten. Evet. Ama birer cümleyle vardı. İkinci yüzyıla çağrı. Çünkü artık Türkiye bir ikinci yüzyıla, yüzyılı devirdik. Geçen yüzyılın içinde büyük olaylar oldu, acı olaylar oldu. Başbakanlar idam edildi, bakanlar idam edildi. Gencecik evlatlarımız öldürüldü, birbirlerini öldürdü. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Burada Türkiye'nin 5 temel sorunu var dedik. Bunlardan işte ekonomi, bunlardan birisi. Ve Türkiye'nin bu 5 temel sorunu bir şekliyle aşması lazım. İkinci yüzyıla çağrı böyleydi. İkinci yüzyıl vizyonu ise bu, temelini bu çağrıdan alıyor. Yine bir sorun var. 5 temel sorun var. O sorunlar hiçbir zaman kaybolmadı. Bu 5 temel sorunu Türkiye'nin çözmesi lazım. Ama bilgiyle çözmesi lazım. Bilimle çözmesi lazım. Akılla çözmesi lazım. Devlette liyakatle çözmesi lazım. Yeni bir siyaset anlayışıyla çözmesi lazım. İkinci yüzyıla çağrı vizyonumuzun temelinde bu var zaten. Evet. O nedenle biz buna sosyal bilgi ekonomisi dedik. Yani Türkiye'nin artık bilgi üreten bir ülke haline gelmesi lazım. Bizde şöyle var, kızarız işte, vay yeni icat çıkarma. Ya keşke her birimiz her gün yeni bir icat çıkarabilsek. Bakın Taha Bey, Silikon Vadisi'nde bizim vatandaşlarımız da var. Yani tabii, Türkiye'den tabii. Giden çok nitelikli insanlar var ve bunlar iş insanları. Bir arkadaşım gelir gider, dedim ki ya Türkiye'de de böyle bir şey yapamaz mısınız yani? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Silikon Vadisi'nde de görev yapan, çalışan, üreten, bilgi üreten ve sonra onu, o bilgiyi elle tutulan Meta'ya dönüştüren, onu sattıktan sonra yeni bir icat peşinde koşan arkadaşlar bunlar. İzmir'de de böyle bir alan oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Yerler tahsis edildi. Birkaç firma geldi oraya. Bir şeyler yapacaklar. Ama gönül ister ki bunu her tarafta yapmış olalım. Tabii bu bir belediyenin ötesinde devlet politikasının olması lazım. Evet. Türkiye'de bir Silikon Vadisi'nin teşekkül etmesi için de makroekonomik dengelerin oturmuş olması lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii bu söylediğim bilgi ama Türkiye'nin başka şeyler de üretiyor. Mesela tarım. Biz bu konuda da özel ekonomi bölgeleri oluşturacağımı söyledim. Ben ikisini açıkladım bugüne kadar. Birisini Erzurum'da, birisini Şanlıurfa'da açıkladım. Beş tanesini bu beş önemli şey dediniz ya. Onları bir açıklar mısınız? Beş tekrar? Temel sorun olarak. Beş temel sorun, evet. Tabii hemen ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde onları söyleyeyim. Birincisi demokrasi.
Beş temel sorun alanı. Türkiye'de demokraside ciddi sorunumuz Türkiye'nin var. Beş kolonu dediniz. Evet. Hı. Ha beş kolon. Beş kolonda. Bu beş sorunu izin verin. Tamam. Demokrasi, ekonomi, dış politika, dolayısıyla toplumsal sorun yaşadığımız şu anda. Onun çözülmesi lazım. Ve Türkiye'nin bilgi çağını yakalaması lazım. Evet. Beş temel sorun var. Peki beş kolon? Beş kolonumuz şöyle, onu da hemen size söyleyeyim. Birinci kolonumuz endüstriyel dönüşüm. Türkiye'nin artık katma değeri yüksek ürün üretmesi lazım. Eğer o kulvara Türkiye girmezse katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı haline geliriz. Tipik örneği şudur. Hepimizde cep telefonu var ama hiçbirisi Türkiye'de üretilmiyor. O üreten ülkelerin, katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazar haline geliyoruz. Ve şu anda Türkiye pazar. Ve çok güzel bir pazar. 85 milyon nüfus ve genç nüfus sürekli artıyor. 2030'a, 35'e kadar nüfus artacak. Ondan sonra bir yaşlanma sürecine girmiş olacak. İkinci kolonumuz iş gücü dönüşümü. Nitelikli iş gücü. İyi eğitimli iş gücü. Evet. Bunun olması lazım. Eğer bu olmadığı takdirde sorun var. Biz buna teknoloji liselerinden, bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmaktan başlayacağız. Bunun da altyapısı. Ve bu üniversitelere yansıyacak. Üniversiteler bilgi üretecek. Nitelikli üniversiteler olacak. Üretilen bilginin sanayici tarafından elle tutulur. Metaya dönüşmesi lazım. Yani bilgiyle, bilgi üretenle sanayicinin bir arada eşgüdüm içinde çalışması lazım. Üçüncü kolonumuz enerji. Dışa bağlı, özellikle Rusya'ya bağlıyız enerjide. İlk kez bizim Cumhuriyet tarihinde enerji konusunda bir devlete bu kadar büyük bağlılık hiç olmamıştı. İlk kez oluyor bu kadar. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bu konuda Şanlıurfa'da Şanlıurfalılara söz verdim. Güneş enerjisini dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Güneş enerjisini kuracağım. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğim. Artan elektrikten de ayrıca para kazanacaksınız. Erdoğan dedi ki elinden tutan mı var yap dedim. Şanlıurfa'daki bizim belediye başkanını versinler yapacağız. Şimdi Denizli'de yapıyoruz bunu. Öyle mi? Denizli'de bir belediyemiz yaptı, bütün her şeyi bitirdi. Yakında gideceğim kurdele kesmeye. Hem çiftçi kazanacak bedava, artan elektriği satacağız. Ve dolayısıyla çiftçi ayrıca oradan para kazanmış olacak. Şimdi doğalgaz dışarıdan geliyor, dolar ödüyorsun. Petrol geliyor, para ödüyorsun. Efendim kömür ithal ediyorsun, para ödüyorsun. Ya Allah'ın güneşi bedava ya. Bedava ya. Bir panel var. Başka bir şey yok. Bunları 2,5 milyon dekar arazi, taşlık arazi var. O taşlık araziye bütün bunları yapabiliyorsunuz. Önce Şanlıurfa. 2,5 milyon Denizli'de. Bu yaptığım küçük bir modelini Denizli'de bir ilçe belediyesinde yaptım bunu. Yani görülsü diye. Ama Şanlıurfa, önce Şanlıurfa sonra etrafındaki 6 ile kapsayacak büyük bir güneş enerji sistemi. Bütün projeler, şunlar bunlar, altyapı bir şekilde düşünüldü. Üzerinde bir ekibimiz çalıştı. Bunlar yapılabilir. Erzurum'da da Erzurum'u özel ekonomi bölgesi yine ilan edeceğiz. Tarım ve hayvancılık açısından, özellikle hayvancılık. Taha Bey, Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ve et ürünleri ihtiyacı 25 milyar dolar. Türkiye buradan 2 milyar dolar bile almıyor. 500 milyon dolar bile almıyor. Oysa biz hayvancılığı geliştirebilirsek Erzurum merkezi, işte Tunceli, Kars'ı, Ardahan'ı, Iğdır'ı, o bölgeyi tümüyle alabilirsek özel ekonomi bölgesi ilan ettiğimiz zaman tarım hayvancılıkta hem Kafkasları, hem Orta Doğu'yu, hem Türkiye'yi doyurabiliriz. Bu mümkün. Bunun da bütün altyapısı bir şekliyle hazırlandı. Önümüzdeki günlerde bir projemiz daha açıklanacak. O da Türkiye'de katma değeri yüksek ürün üretecek olan bölgeleri oluşturmak. Sanayiyle, sanayiciyle, Anadolu'daki sanayiciyle limanları buluşturmak bir şekliyle. Bunun Merkez Türkiye projesinde de vardı. Evet, vardı. Bunu da bir şekilde yapacağız. Hedefimiz şu Taha Bey. Anadolu'nun içi boşaldı. Herkes büyük metropollere gidiyor. Sanayici de oraya gidiyor. Çünkü tüketici oraya yakın. Biz sanayi Anadolu'nun içine kaydırmaya,
ama gönüllü olarak yerime büyük teşvikler vererek getirmeye. Ürünü eğer şeyden alıyorsa diyelim ki Yozgat'ta fabrika, limana kadar taşıyacaksa demir yoluyla hiçbir masraf ödemeyecek. Limandan Yozgat'a yapın benim memleketim. Efendim? Yozgat'a yapın diyorum. Tabii benim Yozgat, memleketim. Kayseri, Sivas gibi. Amaç şu, fabrikayı maliyetin en düşük olduğu yere yapacak. Ürünü elde edecek. Dolayısıyla taşırken limana kadar herhangi bir masraf ödemeyecek. Oradan da malını ihraç edecek. Bu aynı zamanda Anadolu'da fabrikaların yapılmasına da yol açacak. Bununla ilgili de sanayi özel ekonomi bölgeleri belirlendi. Bunların da altyapısını önümüzdeki zaman dilimi içinde aktaracağız. Beşincisi ne açıkladınız mı? Beşinci kolon. Gıda bolluğu bereketi tarım konusunda. Beşinci hızlı istihdam artışını sağlamak. Burada 5 yıl içinde biz 13 milyon 500 bin kişi eğitmeyi hedefliyoruz. Nitelikli eleman olarak eğitmeyi ve bunları istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Bunu soracaktım. Şimdi eğitimli, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi eğitimli insanların işsiz kalması. En büyük sorun eğitimli işsizlik. İşte istihdam, bakın. Eğer siz özel ekonomi bölgesi Erzurum ve çevresini ilan ettiğiniz zaman bir kırsalda çalışan gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Onlar orada çalışacaklar. Böylece kırsalda çalışanın kente gelip de asgari ücretle iş aramasına gerek kalmayacak. Orada çalışacak kadının sosyal güvencesi olacak, gencin sosyal güvencesi olacak, orada çalışacak. Arzu ediyorsa kente eğlenmeye gelecek. Yani bunların altyapısı bir şekliyle hazırlanacak. Bütün bunlar bir şekliyle oluşturuldu. Yani proje bazında da oluşturuldu. Kafamızda da neyin nasıl yapılacağı şeklindeki düşünceler de oluştu. Az önce söyledim. Şimdi bakın, Taha Bey, bir şeyimiz daha var. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar. Bu bölgeyi Akdeniz'in en büyük üretim merkezi haline dönüştüreceğiz. Müthiş bir şey yapıyoruz yani. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki zaman dilimi içinde anlatacağım. O kadar büyük avantajı var ki Türkiye'nin. Üç tarafı deniz. Taha Bey, bir yolcu gemimiz bile yok. Bir yolcu gemimiz bile yok. Niçin olmasın? Üç tarafı deniz. Ya asfalt dökmeyeceksin. Trafik polisi olmayacak. Trafik lambası olmayacak. Ayrıca ek bir masraf. Alacağın gemi. Hızlı mı? Hızlı gidenler de var. Bütün bunların hepsini planlamak mümkün, yapmak mümkün. Akılcı projelerle bunların tamamını planlayabiliriz ve yapabiliriz. Siz Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları Türkiye üzerinden geçtiği zaman verimli oluyor. Niye ben herkesle kavga ediyorum? Doğu Akdeniz gaz forumuna Türkiye neden üye olmasın? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden üye olmuyor? Filistin orada, Mısır orada. Herkes orada, biz yokuz orada. Ama biz olmadan da o gaz çıkmıyor zaten. O zaman kavgaya ne gerek var? Mısır'la oturacağız, anlaşacağız. Suriye'yle oturup anlaşacağız. Bu gazların çıkması lazım. Bakın, hiç akıllarına gelmeyen metal rafinerisi kuracağız. Metan mı, metal mi? Metal. Metal rafinerisi, evet, kuracağız. Bugün alıyoruz bir metali, ham olarak ihraç ediyoruz. Diyelim 1 liraya. Rafineri kurduğunuz zaman 1 lira değil 100 liraya ihraç edeceksiniz. Hem istihdam yaratacaksınız hem Türkiye kazanmış olacak. Daha buna benzer çok güzel projelerimiz var. Bunları belli bir zaman dilimce. Bu 5 kolon aslında dediğimiz 5 kolon Türkiye'nin hızla büyümesi, katma değeri yüksek ürün üretmesi için temel kolonlar bunlar. Şimdi 2. yüzyıla çağrı programı, gerçekten ben kendi adıma çok, evet, heyecanlandım. Güzel bir programdı. Daron Acemoğlu'nu dinlemek, oradaki pek çok işte hani iktisatçıyı dinlemek beni heyecanlandırdı. Ama şöyle bir eleştiri de geldi o programa. Evet. Dediler ki daha kendileri işte hani o isimleri ikna edememişler. Salona gelme lütfunda bile bulunmadılar. İşte Amerika'dan katıldılar, ekrandan katıldılar, online bağlantılarla katıldılar. Güzel. Ya niye getirmediniz salona? Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknoloji bir görsün milletimiz. Amerika'dan, benim oturduğum yerde Amerika'dan konuşuyor bu insan. Ben Daron Acemoğlu'nu Amerika'dan izliyorum. Öbür hocayı bilinçli bir tercih miydi yoksa gelmediler bilinçli mi? Bilinçli bir tercih. Hayır efendim, yani bilinçli bir tercih. Bir de şu var. Yani siz Daron Acemoğlu'na
Türkiye'ye gelin demediniz. Şimdi direkt bakın, online bağlantı mı teklif ettiniz? Bir şey daha söyleyeyim Elif Hanım. Bunların hepsi para. Değil mi? Şimdi gelmesi burada en azından güzel bir otelde kalması, ağırlanması, tekrar gitmesi, uçak masrafı. Bunların hepsi birer masraf aslında. Bu insanlar gönüllü katılıyorlar ve bizim de haklı olarak düşünün yani. Hazineden bize gelen bir kaynak var yani. Bunu da en verimli şekilde kullanacağız. Gönüllü olarak bu insanlar bize katkı veriyorlar. Bunlar partinin elemanı değil. Ama onlar da Türkiye'nin büyümesini ve kalkınmasını istiyorlar. Teknolojinin bize sağladığı imkanı herkes farkına varmalı. Yani Darun Acemoğlu Amerika'dan pekala salondaki işte binlerce kişiye bir şekliyle düşüncelerini gayet güzel anlatabiliyor. Sunuşlarını yapabiliyor, grafiklerini gösterebiliyor. Yani teknolojinin ne olduğunu ve teknolojinin insanlara hangi olanakları sağladığını da bir şekliyle bilmesi lazım, görmesi lazım. Öyle bakın. Evet. Yoksa biz zorlardık, derdik ki sizin ne zaman müsaitsiniz, müsait olduğunuz günler gelin işte Türkiye'de sizi ağırlayalım, verin konferans verin diye. Tabii. Bunu da sorayım. Almanya'da buluşacağız inşallah. Jeremy Rifkin'le. Evet. Ne zaman? Programı yapılıyor. Programı yapılıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz yerli ve milli olmayan iktisatçı işte isimlere bel bağlamayız dedi. Jeremy Rifkin'in işte oradaki iktisatçıların yerli milli olmadığını söyledi. Jeremy Rifkin ismini... Bilimde bakın, bilim farklı bir şeydir. Bilim farklı bir şeydir. Siz burada cam yaparsınız, süs eşyası yaparsınız, otomobil yaparsınız, eyvallah. Ama bilim farklı bir şeydir yani. Sevgili Peygamberimiz ne diyor? İlim Çin'de bile olsa gidin diyor. Erdoğan bunu bilmiyor mu? Hayır. Politik söylem. Niçin Jeremy Rifkin? Jeremy Rifkin Merkel'e danışmanlık yaptı. Almanya'daki sanayi görüyor musunuz? 4-0'ı görüyor musunuz? Çin'e devlet başkanına danışmanlık yaptı. Şimdi de benim baş danışmanım. Bunun kıskanılacak bir şeyi yok. Tam tersine demesi lazım ki Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın, ya helal olsun vallahi ya. Merkel'e teknoloji konusunda, endüstri konusunda danışmanlık yapan kişi, Çin devlet başkanına danışmanlık yapan bir kişi, şimdi de gelmiş ana muhalefet partisinin genel başkanına Türkiye'yi uçuracak projelerde danışmanlık yapacak. Övünmesi lazım. Yani başka bir şey yok ki burada. Bize teknoloji konusunda, Türkiye'deki bilim insanlarıyla beraber, bakın biz Türkiye'de de teknoloji konusunda çok büyük gerçekten çalışmalar yapan insanlar var. Biz bunun da farkındayız. Ben o arkadaşlarımı da aradım telefonda. Ben dedim MIT'ye gittim, ben dedim İngiltere'ye gittim, Amerika'ya gittim. Sanmayın ki sizi görmüyoruz ya. Tam tersine sizi çok iyi biliyoruz. Çok iyi projeleriniz var, çalışmalarınız var. Dünya bilim düşüncesine büyük katkılarınız var. Bunun farkındayım. O arkadaşlarımızla da zaten 70 kişi, çok nitelikli insanlar bunlar. Bunlarla zaman zaman bir araya geleceğiz. Evet. Şimdi efendim bu 2. yüzyıla çağrı toplantısındaki son konuşmanız hakikaten son derece evet. önemliydi. Orada rakamlar verdiniz. Evet. Mesela diyorsunuz ki kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak deftere yazdım. Yazdım. Kirli sermaye 418. Böyle yuvarlak hesap 400 bile değil. Evet. Bu rakamlar nasıl buldunuz? Kimler buldu? Hangi uzmanların kaleminden çıktı? Bu çok yüksek bir iddia. Öyle. 20 yıl için gerçekten öyle. Şimdi bakın Taha Bey. Kamu özel işbirliği projeleri var. O kadar büyük ağır yük altına girdi ki Türkiye. Buradan çıkması lazım. Hiçbir bütçe bunu karşılayamaz. Bu konuda sadece bizim uzmanları değil, hukukçuları da çağırdım. Hukukçulardan da görüş aldım. Biz bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Çünkü sözleşmelerin altında yazıyor ki uluslararası hukuka uygun olması lazım. Tabii, uluslararası mahkemeler diyor. Evet. Bir hoca ki o uluslararası mahkemelerde davayı kazanan bir hukukçu dedi ki, hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasını asla göz yummaz ve doğru da bulmaz. Hem bana kitabını verdi hem de o kitabın içerisindeki örnek mahkeme kararlarını verdi. Devlet soyuluyor mu? Evet soyuluyor.
kamu özel, yine yap işlet devret projeleri. Buralarda müthiş ama düşündüğünüzden büyük kayıplar ve büyük kaçaklar var. Rüşvetler var. Pek çok şey var. Bunları oturduk. Bugünü ve geleceği. Hepsini masaya yatırdık. Ben değil. Bu işin geçmişte bu işin fiilen içinde olan bürokratlar da dahil olmak üzere. Altını bir daha çizeyim. Bu işin içinde i̇şin olan bürokratlar yani, size bildiriyor. Şöyle yani işin içinde derken yani bu işler yolsuzluk yapılırken anlamında değil, proje anlamında. Evet, yapılırken, kotarılırken bürokrat olan arkadaşlar da dahil olmak üzere oturduk hep beraber, konuştuk. Nasıl yapabiliriz diye. Giden para nedir, nasıldır ve bunları kendi ülkemize nasıl getirebiliriz diye. Artı başka şeyler de var yani. Vakıflar aracılığıyla transfer edilen çok büyük paralar var. Bu paraların miktarını bilmiyoruz. Öğrendiğimiz bazı miktarlar var. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın kendi internet sitesine koyduğu rakamlar var. O rakamları oradan alıyor. Ama o rakamlar eski. Yeni rakamlarla bunu çok daha büyüyeceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmemek mümkün değil. Daha buna benzer vergi cennetlerinde paralar var. Ama şunu söyleyeyim. Dünyanın neresinde olursa olsun giden paraların hepsini biliyoruz. Bir şekliyle. Çıkarır mıyız? Hepsini çıkarırız kuruşu kuruşuna. Bu ülkenin masakı var ve masakta çok düzgün, namuslu insanlar var. Bankacılık sistemi var. Giden her para nedir? Nereye gitti? Nedir bu paralar? Bunların hepsini biliyoruz. Uzmanlarımız çalıştığa böyle bir rakama vardılar. Dediğim gibi hukuk içinde, bakın Taha Bey altını özenle çiziyorum, hukuk içinde bunları. Mutlaka, yani, mutlaka evet, yani hukuk içinde. Öyle mutlaka. Baskı kur, yok ben seni hapse atarım, yok şunu yaparım. Değil. Hukuk içinde, uluslararası hukuka, evet, adalette, uluslararası hukukta bu paraları getireceğiz. Konuştuğum hukukçu, cümlemin başında da söyleyeyim, şimdi söyledim, şimdi de söyleyeyim. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına asla izin vermez ve bir haksızlık. O da bir soygun olduğu kanaatinde. Kanaatinde tabii. Söylüyorum. Bana bazı ülkelerden örnek kararlar gösterdi. Kitabında da koymuş zaten, o örnek kararları koymuş. Bizde de aşağı yukarı aynı. Kamu özel işbirliği de aynı şekilde garanti veriyorsunuz. Ya ihale etmişsiniz. İhalenin %100 dolar garantisi olur mu? Dolar garantisini bırakın Taha Bey. Amerikan doları almışsanız Amerika'daki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsunuz. Avro almışsanız Avrupa bölgesindeki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsunuz ve bunu sözleşmeye yazmışsınız. Bunlar olmaz. Bu devletin soyulmasına biz izin veremeyiz. Ben onlar haksızlık olsun, onlar zarar etsin diye asla öyle bir şey düşünmüyorum. Şirketlere bir düşmanlık değil. Yok, hayır. Sadece hukuki prosedür. Aynen öyle. Makul bir kar, eyvallah benim başımın üstüne. Yani ben hiçbir iş insanının... Zaten siz de yabancı sermaye çağırıyorsunuz. Tabii. İflas etmesini istemem. Tam tersi yapmıştır. Makul karını alır. Eyvallah ben bu makul karını Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne sorarız. Ya bu müteahhidin bu işteki karı ne olmalı? Yüzde karı %5'tir, 10'dur, 15'tir, 25'tir bilmem. Sektöre ama, göre değişir. Tabii ama biz devleti soyduramayız. Yani bu tüy bitmemiş yetimin hakkını nasıl alacaksınız, birilerine aktaracaksınız? Bakın Taha Bey, bizim ülkemizde gençler niye umutsuz? Nedeni şu. Baktım, ettim, düşündüm. Nedeni şu. Arkadaşlarımla konuştum. Nedeni şu. Bizim kuşak, yani bizler, babalarımızdan iyi bir eğitim aldık. Ama onlardan daha iyi bir gelirimiz oldu. Bizim evlatlarımız bizden daha iyi bir eğitim almalarına rağmen bizden daha düşük bir gelire mahkum edildiler. Araba alamıyorum diyor. Ev sahibi olmak hayal oldu diyor. Ben burada niye kalayım diyor. Almanya'ya gitsem, Kanada'ya gitsem, Hollanda'ya gitsem, Güney Kore'ye gitsem, asgari ücretle çalışsam dahi diyor, arabam da olacak, evim de olacak. Ben burada niye kalayım diyor. Çünkü beyinlerini kaybediyor. Ve evet. En yetişmiş, en nitelikli insanları sıfır maliyetle alıyor. Bizde üniversiteyi bitiriyor. Her türlü maliyet bize ait. Ama sıfır maliyetle üniversite hocasını alıyor, doktorunu alıyor, hemşiresini alıyor, işçisini alıyor. Her kesimden. Bakın en yetenekli insanlarımızın büyük bir kısmını Hollanda aldı. Aselsan'dan çok sayıda nitelikli insanımız Hollanda'ya gitti. Evet. Biz kaybediyoruz. Ne dedik? Bilgi ekonomisi dedik. Bilgiye dayalı ekonomi. Dünya artık buraya doğru gidiyor. Yeni buluşlar ve yeni buluşlar o ülkeye milyar dolarları kazandırabiliyor. Sütyen örneğini verdim şimdi bu.
netleştiği andan itibaren düşünebiliyor musunuz bunun getireceği gelir? Covid-19 aşısının Alman ekonomisine kazandırdığı gelir. Biz de böyle yapmalıyız. Dolayısıyla bunu yapmanın yolu artık yeni bir ufuk açmak lazım siyasete ve insanlara yeni bir ufuk açmamız lazım. Buradan kazanacağız. Çok şeyi kazanacağız. Daha 5 son dakikalarımız. Tamam. Sorun varsa sor. Bu şeyi sormak istiyorum. Bir EYT. EYT'lileri sormak istiyorum. EYT konusunda Erdoğan geri adım. Şu anda çalışıyorlar tabii. Evet. Net bir görüş çıkmadı ortaya. Çıkmadığı için hani yanlıştır veya doğrudur söylemem doğru değil. Ama benim EYT konusunda evet bu sorun çözülebilir. Tabii bu sorunu çözmek için EYT'lilerle görüştüler mi? Onların dernekleri var, oluşturmuşlar. Evet. Normalde onlarla oturup masaya bir görüşmeleri lazım. Bildiğim kadarıyla onlarla bir masaya oturmadılar. Niye oturmadılar bilmiyorum. Belki oturdular benim haberim olmayabilir. Ama sonuçta onların bir görüşlerinin bir şekliyle alınması lazım. Kemal Bey ben burada bir şey sorayım. Buyurun. Tamam. Kemal Bey eski SSK Genel Müdürü. Evet. Ben o zaman gazeteci olarak sizinle görüşürdüm. Aktüerya. Evet. Kavramın o zaman sizden öğrendim. Köşemde de yazdım. EYT'ye tamam her dediğinizi yapacağız diye taahhütte bulunurken aktüerya dengesi tabii. Ne olacak? Tabii. Aktüerya dengesi bir şey, ne olduğunu söyleyeyim de. Bir fırsat, bu soru için de çok teşekkür ederim. Türkiye'de aktüerya hesabını bilen kişi yok. İlk çıktığında sosyal güvenlik kurumunu oluşturmuşuz. Evet. Aktüerya hesabını bilen kişi yok. Ve sistemde sorun çıkmaya başlamış. Rahmetli İsmet Ünlü Başbakan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nden bir aktüer isterler. Gelip bizim sistemi kontrol etsin. Nedir bu diye. Zelenka gelir. Zelenka, Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu'nun aktüer hesaplarına bakar. Bugün için para iyidir ama önlem alınmazsa ileride büyük açıklar çıkar diye rapor verir o dönemin hükümetine. Ondan sonra bizde de ya aktüer nedir diye sorulur ve aktüerya bölümü oluşturulur. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda aktüerler yetişmeye başlar. Aktüerya bugün çalışmakta olan kişilerin ödediği primlerin emeklileri karşılaması. Emekliye kadar ne kadar prim alalım? Ortalama yaşam umudu nedir? Diyelim ki işte 80 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında vefat edecek. Genç yaşta insanların emekli olmasına, yaşa takılanlara, tabii, emeklilik verdiğinizde bu denge bozulmaz mı? Ona da geleceğim. Şimdi bu sistemin aktüerya bölümünü bir anlatayım da. Tamam, şimdi bu çok güzel, ilginç bir hikayesi var. Aktüerya bölümü kurulur. Sonra 12 Eylül'den sonra işte malum darbe olur ve bütün devlet dairelerinde aynı pozisyon, aynı unvanların olmasını istenir ve ne demek aktüerya diye aktüerya bölümü kapatılır. Bilmiyorsa kötü bir şeydir. Aynen öyle. Yıllar sonra Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi'nde aktüerya bölümü açıldı yıllar sonra. Ben de bir dönem onlara derse gittim Hacettepe Üniversitesi'nde aktüerya bölümüne. Şimdi dolayısıyla her bir mesleğin kendine özgü özellikleri var. Bizde sistem içinde, devletin içinde şu anda sağlıklı bu kurumların içinde aktüerler olmadığı için neyin ne olduğu belli değil. Normalde emekli maaşına zam yapacaksanız aktüerin görüşünü almanız lazım. Ya biz bunu karşılıyor muyuz? Karşılamıyoruz. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bu sistem ne olacak diye. Yok böyle bir şey. Yani çünkü oturuluyor, emekli maaşını belirliyor. Siyaset kurumu belirliyor. Aktüerler atılıyor bir köşeye. Diğerleri başka bir şey, bürokrasi atılıyor. Sonunda bu kurumlar böyle perişan bir vaziyete dönüşebiliyorlar. Normalde EYT'lerin durumunu da aynı çerçeve içinde düşünmek lazım. Alacağımız nedir? Kayıt dışı çalışan miktarı nedir? Kayıt dışı çalışanları kayıtlı sisteme nasıl almalıyız? Ve bunlar nasıl prim ödeyebilmeliler? Prim oranları çok yüksek mi? Makul mü? Bunun ciddi bir çalışmasının yapılması lazım. Çok ısrar ettim ve çok da çalıştım bu konularda. Ama maalesef olmadı. Siyaset kurumu buna izin vermiyor. Normalde işte devlette liyakat olsa bütün bu altyapılar oluşur. Kaç kişinin sigorta primi ödemesi lazım? Emeklilikte ne kadar aylık ödenmesi lazım? Her birisi için farklı oranlar, farklı bilgiler var. Şimdi bir tek çatı altında toplandı. Ama tek çatı altında olmakla beraber gene devlet memurları ayrı, bağımsız çalışanlar ayrı, bağımlı çalışan işçiler onlar ayrı şekliyle gidiyor. Aktüer hesabının toplumun önüne konması lazım. Mesela bugün sosyal güvenlik sisteminin
aktüaryal açımı nedir? Gizliyorlar. İçin gizliyorlar. Kılıçdaroğlu ya kalkar bir şey derse. Halbuki ben söylemem. Çünkü makul olanı akılcı olandır. Akılcı olan nedir? Sistem böyle çalışıyor. Bu sistem bunu taşıyamaz. Ne yapmamız lazım? Çözülmesi lazım. Sorunun çözülmesi lazım. Sorunu çözmüyorlar. Çözülmediği için de geliyor belli yerlerde sıkışıyor. Sonunda insanlar birleşiyorlar ve bizim sorunumuzu çözün diyorlar. Muhalefet ben bu sorunu çözeceğim deyince eyvah oy kaybediyorum. O halde bu sorunu ben çözeyim diye iktidar söylüyor. O halde ben şöyle sorayım. Siz iktidara gelirseniz bu meseleyi aktüerya kavramı dahilinde. Evet ve kayıt dışı ekonomiyi kayda alarak. Kayda alarak. Yani kayıt dışı istihdamı kayda alarak. Eğer bunlar yapılabilirse sorun çözülebilir. Makul ölçüler içinde çözülebilir. Evet. Uyuşturucu üzerine çok gidiyorsunuz. Videolar yayınlıyorsunuz. Bu konuda hani Süleyman Soylu çok cevap da vermiyor. Elif Hanım, uyuşturucu Türkiye'nin en büyük belası şu anda. Görünmeyen ama vatandaşa gidin sorun. Türkiye'nin en büyük belası. En büyük. Ve olağanüstü büyük paralar dönüyor. Milyar dolarlar. Elinizde belgeler var mı bu iddiaların? Belgeler, yani devletin arşivleri var. Yakalananlar var. Yani sadece 5 ton kokain Güney Amerika'da. Kim bu? Kime gelecekti Türkiye'de? Orada açıklama yaptılar. Biz kime geleceğini bilmiyoruz ve soruşturmuyoruz. Niye soruşturmuyoruz? Yakalanıyoruz diyor. Diyorlar ki işte... Operasyonlar yapılıyor. Efendim? Operasyonlar yapılıyor. Uyuşturucu operasyonları. Yani nerede... İhbar gelince mecburen. İhbar gelmeden onun. İhbar evet. Gelince. Polisin elini kolunu bağlıyorlar. Polisin, jandarmanın elini kolunu bağlıyorlar. Ben biliyorum yani. 2 yıldır savcının önünde duran dosya var. Kapağını açamıyor korkudan. Kapağını açamıyor. Bir uyuşturucu baronu siyasette etkin bir kişiyle fotoğraf çekerse kimse korkudan ona dokunamaz. Bir uyuşturucu baronu siz hapishaneden çıkarıyorsanız kimse ona dokunamıyor. Savcı dediğiniz isim falan sizde var. Mensup belgeli yani değil mi? Savcı dosya soruşturma var, açamıyor var, dediniz. Var. Yakında bunların eğer bekliyorum bunun üzerine gitsinler, kararlılıkla gitsin. Gitmezlerse biz de pek çok elimizde var olan veriyi bir şekliyle paylaşacağız kamuoyuyla yani. Evet. Çünkü bakın Taha Bey, bir araştırma şirketine rica ettim. Dedim ki 2 yerden şikayet çok geliyordu. Bağcılar'dan ve Sultanbeyli'den. Bu 2 yerde bir uyuşturucu vatandaşlar mı yakınıyordu? Vatandaştan yakınma geliyordu. Bizim örgütlerden de yakınma geliyordu. Git evlere ziyaret ettiklerinde bu yakınmalar. Dedim ki bu 2 yerde bir araştırma yapabilir misiniz diye. Dediler ki yani biraz şey etti ama olur yaparız dediler. 2 ay sonra geldi bana dedi ki Sayın Genel Başkan dedi önce bir şey söyleyeyim dedi. Siz bunu bana söylediğinizde ben içimden şöyle geçirdim. Ya bu Genel Başkan'ın uğraşacağı başka konu mu yok araştırma için diye. Ama işin içine girince ne kadar doğru olduğunu ve buna mutlaka el atılması gerektiğini öğrendim dedi. Bir, uyuşturucu çok yaygın. 2, fakir ailelerin çocukları önce alıştırılıyor. Sonra bunlar torbacı yapılıyor. 2 kişi beraber satıyorlar. Çocuk okuldan çıktığında karşısında zaten uyuşturucu satanı görüyor. Taha Bey geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Her gelir grubuna göre Türkiye'de uyuşturucu satılıyor. Her gelir grubuna göre. Fakirine göre de en zengine göre. En zengini kokain, en fakiri bonzayı, met denen şeylere. Ve gerçekten perişan ediliyor. Gerçekten bakın bir aile şunu söyledi. Biz yatarken karı koca yatak odamızın arkasına sürgü taktık çünkü çocuğumuz uyuşturucu kullanıyor. Korkuyoruz diyorlar. Para istiyor ve evi darmadağın diyor. Ne televizyon kaldı ne de başka bir şey. Bağcılar'da hatırlarsanız bir uyuşturucu müptelası annesinin işte kafasını evet. Kesip sokağa atması evet. Gibi. Buna benzer çok. Türkiye'nin her yerinde var yalnız. 81 evet. ilinde var. Tamamen uyuşturucu şeyden geliyor, dışarıdan geliyor. Türkiye'de pazarlanıyor. Uyuşturucu baronları burada. Buraya yerleşiyorlar. 250 bin dolara daire aldığında vatandaşlık alıyorlar. Bütün bunların hepsi. İngiltere diyor ki dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olursan gel sana vatandaşlık vereceğim.
Biz diyoruz ki 250 bin dolara daire alırsan sana vatandaşlık vereceğim. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var yani. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Sınırlar zaten yol geçen haline dönmüş. Yani herkes parasını bastıran istediği yere, istediği malı getirebiliyor. Terörist istediği yere gelebiliyor. Bunlar var. Ve buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Evet. Çıkması lazım. Şimdi... Bana kızıyorlar ben bunları söylediğim zaman. Vay sen bunu nasıl diyorsun? Ya hayatın gerçeği ben görüyorum bunlar. Şikayetler bana geliyor, bana anlatılıyor zaten. Şanlıurfa'da da anlatılıyor, Nevşehir'de de anlatılıyor, Kırşehir'de de anlatılıyor, Konya'da da anlatılıyor. Her yerde anlatılıyor yani. Perişan vaziyette ve Türkiye'nin en büyük belalarından birisi bu maalesef. En büyük belalarından birisi. Tamam. KHK sorunu sizin gündeminizde bir hassasiyetiniz var. Altılı Masa'nın gündemine de gelecek mi Türkiye'nin? KHK şöyle söyleyeyim. Şimdi bakınız. Ben kanun hükmünde kararname ile görevlerine son verilendir. Söyledim. Bir, şimdi kişiyi atmışlar. Savcıya gitmiş. Savcı demiş ki ya soruşturulacak bir şey yoktur. E başlatmanız lazım. Başlatmam diyor. İki, savcıya gitmiş. Savcı takipsizlik kararı vermiş. Yapacak bir şey yok. Mahkemeye gidiyor. Beraat. Mahkemeden beraat ediyor. Norması lazım. Başlatılması lazım. Hayır başlatmayacağız diyorlar. Bunların tamamını başlatmak. Hukuk devleti ise ki en iyi Taha Bey bilir. Aynı zamanda hukukçu. Bunların başlatılması lazım. Siz hukuk devletiyseniz vermişsiniz mahkemeye. Mahkemede beraat etmiş. Ben seni başlatmam. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Şimdi hangi ile gitsem bir şekliyle kişi geliyor. Gittim diyor. Başvurdum diyor beni alın diye. Mahkeme kararını götürdüm. Almayız. Savcının takipsizlik kararını götürdüm. Almayız yani. O zaman biz hukuk devleti olmaktan çıkmışız. Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez. Bu insanların söyledim. Altılı Masa inşallah iktidar olacağız. Bunların beraat eden kişi görevlerine iade edeceğiz. Bana diyorlar ki siz FETÖ'cüleri mi iade edeceksiniz? Ya mahkum olan kişiyi zaten ben iade edemem ki. Benim öyle bir yetkim yok. Yasalar da buna izin vermiyor zaten. Onlar için ancak af kanunu çıkması lazım. Ama beraat etmiş kişiye, takipsizlik vermiş kişiyi bizim görevine başlatmamız lazım. Evet. Tabi var evet. Mı sorunuz? Kapatalım. Kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Konuşmanızın en çok beğendiğim bölümü bilgi ekonomisiyle ilgili evet. İzahlarınızdı. Evet. Hakikaten evet. İşte bu dördüncü sanayi devrimi falan aynen. Dedikleri evet. Olay. Evet. Keşke bütün siyasetin dili bu konularda keşke olsa. Keşke böyle olsa. Evet. Keşke mesela liderler bir araya gelip de teknolojideki gelişmeleri kendi ülkemizde nasıl yapabiliriz? Tabi teknoloji aynı zamanda tek başına teknoloji değil. Aynı tabii. Zamanda kendi kültürünüzü de dünyaya tabii, götürüyorsunuz. Tabii, tabii. Şimdi gençler ne diyorlar? Facebook, İngilizce. Bulan adam kendi dilini bütün dünyaya veriyor. Twitter diyor İngilizce. Twitter diyoruz. Efendim selfie çekelim diyoruz. Bakınız bize demir yolu geldiği zaman 800 sözcük de gelmiş. Tren, şimendiferden tutun kondüktöre kadar. 800 sözcük ya. Bizde yok çünkü bunların hiçbirisinin karşılığı. Ama biz bulabilirsek, kendimiz dillendirebilirsek... Dünyanın her tarafına kendi dilimizi de götürmüş hatta kültürümüzü de götürmüş olacağız. Osmanlı'da şimendöfer deniliyordu. Evet. Cumhuriyet Türkçeleştirdi demir yolu dedi. Evet, demir yolu dedim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Evet programımızın sonuna geldik. Programımızı Ankara'da CHP Genel Merkezi'nden gerçekleştirdik. Gündem özel yayınında Taha Akyol'la birlikte CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladık. Sorularımızı sorduk. Güzel bir program oldu bizler evet. Açısından. Bir sonraki gündem özel yayınında görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.